Hadi kapa gözlerini. Çok kötü bir rüya gördüm. Gel canım, gel. Özür dilerim. Gel bakalım aslan parçası. Hop. Üstünü örtelim. Kardeş, 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 kardeş. Alo, Riva Kavşağı'nda kaza oldu. Motor kamyonuma vurdu. Kamyonu ben kullanıyordum. Acil ambulans istiyorum, acil. Evet. Evet, evet. Ambulans çağırdın mı? Ya çağırıyorum şu anda. İyi misiniz? Kendinizde misiniz? İyiyim. Sakin ol kardeşim, ambulans geliyor. Sakin ol. Ne zaman oldu motor kaza? Motor vurdu ya, az önce, az önce. Çağırdın mı ambulans? Çağırıyorum şu anda daha telefonda. Aradım şu anda, aradım geliyor. Of, yani kaç saat oldu, nerede bu çocuk ya? Yok, ben dayanamayacağım. Arayacağım yine. Hah, alo. Deniz? Alo. Siz kimsiniz? Deniz'in telefonu sizde ne işi var? Hanımefendi, sakin olun. Deniz Bey bir kaza geçirdi ama iyi. Şu anda ambulanstayız. İlgileniyoruz kendisiyle. Kaza mı? Ne kazası bu? Hangi hastaneye gidiyorsunuz siz? Deniz Kaya motosiklet kazası yaptı. Nerede odası? Bir üst kat 158 numara. Deniz? Asuman? İyi misin? İyiyim. Ya ufak tefek bir şey işte. Ya nesi ufak tefek, şu kafanın başının haline bak ya. İyi misin gerçekten? İyiyim. Yani... Sadece zedelenmiş kolum, o kadar. Sen nereden öğrendin? Ya ben seni aradım, sonra telefona başka birisi çıktı, burada olduğunu söyledi. Ben de apar topar buraya geldim. Bak son kez soruyorum, doğruyu söyle. Gerçekten iyi misin? Gerçekten iyiyim. Yani bu akşam da çıkacaktım zaten ama kontrol amaçlı bir gece tutuyorlar. Sen kimseye bir şey söylemedin değil mi? Yok, söylemedim. İyi. Kimseye hiçbir şey söyleme. Niye? Yani gerek yok insanların keyfini kaçırmaya. Geçti Bulut. Geçti. Ay akıyor mu bu ya? Sanki bir şey oldu buna, böyle durdu sanki. Tamam Asuman, sen geç oldu artık ya, sen gitsene. Yok canım, gitmiyorum ben hiçbir yere. Seni burada böyle yalnız bırakamam.
Ya ben iyiyim. Gerçekten merak edilecek bir şey yok. Deniz'ciğim, sen beni en zor zamanında evine aldın. Şimdi ben de böyle seni hastane köşelerinde bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Hem tamam fiziken iyi olmuş olabilirsin ama ruhen iyi misin? Nasıl oldu bu kaza? Kaza işte. Yani dengemi kaybettim, düştüm. Tabii. Canım da sıkkındı. Ne demek istiyorsun sen? Ablama olan aşkından bahsediyorum. Belki kafan ona takıldı. O dalgınlıkla yaptın bu kazayı. Asuman, bunları konuşmayalım. Şimdi konuşmak istemiyorum. Hem bilmediğin çok şey var. Senin de bilmediğin çok şey var Deniz. Ne gibi? Ablamla ilgili şeyler. Mesela o böyle çok delidir. Sağ solu hiç belli olmaz. Sonra çok dırdırcıdır mesela. Böyle senin kafanı gelir ütüler falan. Asuman, sen bu gece beni neden aradın? Merak ettim. Sen evin önüne kadar geldin, sonra o motoru atlayıp tekrardan gittin. Ben de doğal olarak merak ettim. Sadece bu mu? Sadece bu. Hepsi bu kadar yani. Hepsi bu. Uyuyamadın değil mi? Çok küçük Ferit. O kadar acı. Burada olmadığı gecelerde de kabus görüyordur. Yanında biri oluyor mu? Az kaldı, yakında her şey mahkemede bitecek. Hakan'ın elinden alacağız. Kesin mi peki? Alabilecek miyiz sence? Kesin bir şey diyemem tabii ama elimiz çok güçlü. Bu kadar oyun. Bu sahte evlilik. Her şeyi Bulut'u alabilmek için. Eğer onu alamazsak... Alacağız, merak etme. Tek yapmamız gereken herkesi bu evliye inandırmak. Uyanmadan gidelim. Gerçekten sabaha kadar kalacak mısın burada? Evet canım. Ne oldu, beğenemedin mi? Yani şaşırtıyorsun beni. Haklısın tabii şaşırmaktan. Ben de şaşırıyorum. Yani ben böyle daha önce hiç kimse için hastane kenarlarında sabahlamamıştım ama benim için de ilk oldu. Çünkü genelde bizim ailede o işlere ablam bakar. Çünkü kendisi bayan fedakar. Bayan her şeye koşan, bayan yardımsever, bayan iyi kalpli. Ablamıza karşı da bayağı doluyuz. Yani böyleyiz işte biz. Bir iyiyiz, bir kötüyüz, bir barışız, bir kavgalıyız. Ama kopamıyoruz işte birbirimizden. Aynı senin ablanla olan ilişkin gibi. Hani sen de onu hem seviyorsun hem kızıyorsun ya. Asuman, konuşmayalım artık bunları. Evlendiler. Yani bunları konuşmanın bir anlamı yok artık. Deniz. Hani sen bir şeylerden şüpheleniyorum falan demiştin. Ne oldu o iş? Ferit'le Nazlı'nın evliliğinin sahte olduğunu düşündüm. Ama yanılmışım. Sahte olduğunu düşün. Peki sonra ne oldu da gerçek olduğuna inandın?
Boş ver ya. Kapatalım bu konuyu. Hangi şarkılar var başka telefonunda? Aa, her şarkı var. Her moda uygun şarkı var. Acılısı var, az acılısı var, şen şakrağı var, oynamalığı var, kopmalığı var falan hepsi var yani. Bak şimdi. Tamam. Sen nasıl takacaksın şimdi onu bu kolla ya? Dur. Bendeki de akıl işte. Tamam. Açıyorum. Peki beğeneceğim. Başka şarkılara da mı baksak acaba? Ha. Olur olur tabii. Bakalım başkalarına da. Bak bu yeni bir grup. Bunu kesin seversin sen. Ha, bak şimdi. Bak şimdi. Geliyor şimdi en güzel. Yakala bakalım, yakala yakala yakala. Oh, aferin. Burcu'm, hadi geç kalıyorsun, okula gitme artık. Ben hep burada kalmak istiyorum, hiç buradan gitmek istemiyorum. Az kaldı dayıcığım, sık dişini. Dayı, dişlerim döküldü, sıkamıyorum. Dayı, benim dişlerim ne zaman çıkacak? Büyüyünce, ama önce süt. Yakala. Bir yudum da süt. Oh, çıkmaya başlamışlardır bile. Hadi bakalım şampiyon. Daha yolda tekrar yapacağız. Hadi. Ne tekrarı? Matematik. Yani işte 6 kere 8, 9 kere 5 öyle şeyler. Mesela bulut 6 kere 3. 18. Yaşa. Etkilendim. Hadi gidelim. Çıkıyorum ben de, bırakayım seni restorana. Yok, erken benim için. Hem Asuman'a ulaşmam lazım. Dün gece yine eve gitmemiş. Nerede kalmış? Gizem diye bir arkadaşı var. Kesin onda kalmıştır. Aklı sıra beni cezalandırıyor. Ne oldu ki aranızda? Yeni bir şey değil. Bildiğin Asuman işte, boş ver. İyi, görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi avukat Lütferit Aslan, Bulut'un vesayetini almak için bizi açtığı mahkemeyle başımıza bela oldu. Ve mahkeme de 2 gün sonra. Bizim elimizde avucumuzda ne var bir de bakayım. Ferit, ben Azmiye Aslan. Size karşı durumu eşitlediklerini düşünüyorum. Artık evli oldukları için Bulut'un iyi bir aile ortamında yaşayacağını öne sürecekler. Valla bana kalırsa pek de haksız sayılmazlar. Neticede Ferit Aslan'ın iyi bir evi var. Yani çocuk için bayağı muazzam, büyük, geniş, eğlenir, oynar orada. Artı Nazlı da artık aileden biri. Aralarından su sızmıyor, hep birlikteler. Aile ortamı açısından mahkeme nezdinde bir eşitlik söz konusu diyebiliriz. Evet, öyle. Ama uyuşturucu operasyonu nedeniyle Ferit'in soruşturması hala gündemde. Bu durum ona eksi puan yazmaz mı? Evet, ama Ferit Bey o konuda kendini temizliyor gibi. Ayrıca sizin şirketinizin defterleri incelemedi. Ve iki şantiyenizde de belediye çalışmaları durdurdu. Belli ki bunları getirecekler mahkemeye. İlgileniyoruz onlarla. Hatta mahkemeden önce şantiyelerin açılması için uğraşıyoruz. Başka önereceğiniz bir şey var mı? Vallahi avukatı bilmem ama benim bir önerim var. Şimdi bu Ferit Aslan'ın uyuşturucu mevzu var ya. Diyorum ki biz o iş için yeni bir delil, yeni bir tanık bulsak. Yalan ya da gerçek. Ne diyorsun? Şu an durumlar eşit gibi görünüyor. Ama böyle bir tanık bulabilirsek eğer durum lehimize dönebilir. Ama eğer bulamazsak mahkemenin sonucu Bulut'un ifadesine kalır. İşte öyle bir şey olursa o zaman Bulut'u kaybedebiliriz. Bulut'u kaybedebiliriz, Pusulu Lig'deki yerimizi kaybedebiliriz. İşte o zaman ben kendimi kaybedebilirim. Zeki Bey merhaba. Merhabalar Ferit Bey. Buyurun geçelim odama. Buyurun. Bir şey içer misiniz? Teşekkürler Ayşe, çıkabilirsin. Zeki Bey, bu mahkemede Bulut'un vesayetini mutlaka almalıyız. Uyuşturucu iftiralarının sebebi belli. Çamur attılar, mahkemeye taşıyacaklar. Biz de onların yolsuzluklarını taşıyoruz mahkemeye, değil mi? Elbette.
Yani hakimin gözünde bunlar birbirine denk kabul edilse de Bulut'un ifadesinin bizim yanımızda olacağı garanti. Ayrıca sizin evlenmiş olmanız, Bulut'un Nazlı Hanım'la kurduğu özel ilişki, yani bizim hanemize bir artı olarak yazılıyor. Keşke Demet'in ve Hakan'ın iyi bir ebeveyn olmadığını gösteren bir kanıt olsaydı elimizde. Uygun olmadıkları zaten kesin de. Ya tamam, neticede çocuğu dövmüyorlar. Ama işte anca öyle zengin imkanları olan bir evde yaşatıyorlar. Ne bileyim. Bulacağız bir şeyler, bulmamız gerek. Bak ben şimdi yukarı çıkıyorum ama seslensen hemen duyar gelirim. Gel şöyle, aman dikkat kola. Ha, yaslan arkana. Hah. Yani sen böyle çay, kahve, ne bileyim çengel bulmaca falan ne istersen bana hemen seslenebilirsin de. Rahat mısın böyle, iyi oldu mu bu? Rahatım, iyi. İyi. Yok, çok fazla kalmayacağım zaten. Biraz dinlenip çıkarım. Ay istersen ben sana şey yapayım, yukarıdan telefonumu getireyim. Benim şarkılarımı açayım falan, keyfin yerine gelir ha? Yok. Benim kendi şarkılarım var, onları dinlerim. Özledim de zaten biraz onları. Tamam. Şey yapayım ben o zaman sana. Ben sana kahvaltı hazırlayayım. Bak çok güzel kahvaltı hazırlarım. Şimdi ben sana öyle bir kahvaltı hazırlayacağım ki var ya bayılacaksın. Benim arkadaşlarım falan hep bayılırlar bak. Buraları toparlamak lazım ya. Ya ne var ya, ne var? Sabahtan beri beni aramaktan bıkmadın ya. Efendim ablacığım. Asuman neredesin sen? 50 kere aradım seni. Meşguldüm, açamadım. Asuman. Dün gece eve gitmemişsin. Kimde kaldın sen? Bak gel restorana konuşalım. Gelemem. Asuman ne demek gelemem? Bak çok ciddiyim, ararım babamı. Neredesin sen? Deniz'deyim. Yani Deniz'in evindeyim. Asuman ne işin var senin orada? Orada mı kaldın yoksa? Yok burada kalmadım. Hastanede kaldım dün gece. Sabah buraya geldim. Ne hastanesi ya? Ne oluyor? İyi misin? Ben iyiyim de. Deniz motor kazası geçirdi. Ben de ona bakıyorum. O yüzden hiçbir yere gelemem. Deniz kaza mı yaptı? Deniz iyi mi? Afiyet olsun. Tarık'cığım, bir çay daha. Alayım ama sen yapma, Allah'ını seversen zahmet etme ya. Yorma kendini benim için. Ne zahmeti canım? Burada çalışıyorum ben garsonum. Tamam canım, biliyorum da yani benim için yorma kendini diye şey yaptım. Ayrıca sen garson olabilirsin ama ben müşteri değilim. Kaldı ki ilişkimizi niye böyle garson müşteri ilişkisi haline getirelim değil mi? Tabii yani, sonuçta biz arkadaşız. Hatta ben de seninle beraber bir çay içeceğim. Hasan, iki çay versene bize ya. Evet, arkadaşız. Hatta kankayız be, çak! Oh, elinin de ağır olduğunu unutmuşum Fatoş. Ay pardon. Bir de bir şey söyleyeceğim. O kadar şey yapmasak mı? Böyle kanka gibi şey yapmasak mı? Ha, o kadar samimi olmayalım mı diyorsun yani? Hayır. Yani samimi olalım. Samimi olalım tabii ki de. Öyle kanka boyutunda mı şey yapmasak? Ha, iyi arkadaş olsak yeter diyorsun yani. Ya hayır Fatoş, şeyi diyorum yani. Böyle sınıflandırmalara gerek yok diyorum. Bence bırakalım. Yani hayat bize ne sunuyorsa, anı yaşayalım, carpe diem, bakalım ne oluyor. Çok doğru diyorsun var ya. Zaten biz ne yapsak boş. Gel. Bak daha düne kadar biz Engin'le nişanlıydık yani, evlenecektik. Ama bugün arkadaş olduk. Ha, evet, duydum ben öyle bir şeyi. Engin Bey söyledi galiba, anladım. Ama zorlanacak bir şey de değil ki Fatoş. Yani neticede gönül işi bu, değil mi? Oluyorsa oluyordur, olmuyorsa da olmuyordur yani. Aynen öyle vallahi. Tarık? Anlatmıyorsun ya hiç. Sende yok mu bir şeyler? Ne gibi? Hayır. Ya... Şey biraz... Tarık, hoş geldin. Hoş buldum. Senin düğünde verdiğin çiçek, onu hara saklıyorum biliyor musun? Evime çok yakıştı. Attı ya Nazlı düğünde, onu diyor. Sağ ol, teşekkür ederim, güle güle kullan. Çok teşekkür ederim Tekla'dan. Manimicim gel otur, bizimle beraber bir çay iç.
Gel gel. Mama mi? Şey aman be. Mama mi? Sen böyle otur gel. Ben kalkıyorum çünkü işe gideceğim. Biraz kalsaydın Tarık, otursaydın. Yok yok. Şirketten beklerler. Geç oldu. İşe gideceğim. Sonra şey yaparız. Çay içeriz. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Şey nasıl kimseye söylemezsin? Deniz istemedi. Kimseye haber verme dedi. Nerede o? Yukarıda yatak odasında dinleniyor. Abla. Bak Deniz'e karşı birazcık daha anlayışlı davran, tamam mı? Çok üzgün şu an. Ne diyorsun Asuman sen? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sahte evlilikte uydu buydu adamın kafasını iyice allak bullak ettiniz. Sizin yüzünüzden canından oluyordu. Sakın ağzını açma bu konuda Asuman. Sakın. Asuman biri mi geldi? Konuşacağız sen. Asuman. Benim Nazlı. İyi misin? İyiyim. Sağ ol. İyileşiyorum yavaş yavaş. Neden bize haber vermediğini sorabilir miyim? Rahatsız etmek istemedim. Bir de geç vakitti. Çok da ciddi bir şey yok zaten. Benim yüzümden mi oldu Deniz? Aklına böyle bir şey getirme. Tamamen benim dalgınlığım. Ben dün restoranda seni kırmak istemedim aslında. Ama... Canımı acıtmak istedim. Acıdı da. Ama anlıyorum. Yani benim Aliye'ye yaptığımı sen de bana yaptın. Vazgeçeyim diye. Kendimi daha fazla üzmeyeyim diye. Aslında benim... Şüphelerim vardı. Ama sonra fark ettim ki onlar sadece aptal bir umut kırıntısıymış. Neyse ki anladım. Yani canım çok acıdı ama anladım. Şimdi ne şüphelerim var ne de umudum. Ama doktor çabuk atlatırsın dedi. Bir de sevdiğim bir laf var. Basit ama anlamlı. Evet. Güzeldir. Kazadan sonra fark ettim. Hayat gerçekten güzel. Ben daha fazla acı çekmek istemiyorum. Buyurun kahveniz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ne zaman söyleyeceksin? Neyi ne zaman söyleyeceğim? Tarık'tan hoşlandığını. Çok mu belli ettim? Yani. Zaten ben anlarım Manevi'cimin bakışından, gülüşünden, süzülmenden. Benden kaçmaz. Haklısın. Galiba hoşlanıyorum ben. Ama bir yandan emin olamıyorum. Ne bileyim belki sevgilisi vardır ya da hoşlandığı biri. Yok be. Hiç hoşlandığı falan filan yok. Olsa ben bilirdim yani. Biz onunla çok yakınız. Hatta kankayız yani. Her şeyini bilirim ben onun. Ya. Tabii tabii. Hatoş o zaman sen iyi birisin. Tarık nasıl biri? Tarık nasıl biri biliyor musun? Pırlanta, pırlanta. İçinde hiç kötülük yok Manami. Bak çalışkan, dürüst, eğlenceli, yemeği, içmeyi, gezmeyi sever. 10 numara 5 yıldız bir arkadaşımız yani. İşte birazcık çekingenliği var. Arada bir kafası gidip geliyor. Böyle değişik bir mizacı var yani bir o. Yani biraz sahtrik diyorsun. Ne? O zaman Fatoş, bu işi senin ellerinden öper. Yani Tarık çok çekingen biri diyorsun. Ben de onun peşinden koşamam, ayıp olur. Ne yapacağım biliyor musun? Bizi şöyle bir tesadüf gibi böyle bir yerde buluştur.
Yani çok çatanlık yap diyorum. Anladın mı? Kız Manuel vallahi senden korkulur ha. Neler biliyor bak bak bak, ellerinden öperler. Yok çöp çatanlıklar, saftiriklikler filan. Eyvallah canım. Şoktayım. Ferit Bey? Asuman. Deniz yukarıda mı? Yukarıda. Ablam da yanında. Size kim söyledi? Nazlı söyledi. Senin ne işin var burada? Deniz'e yardım ediyorum. Askıyı ne zaman çıkartacaklarmış? İşte bir iki güne. Ya çok ciddi bir şey değil zaten. Tedbir amaçlı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen sormadan hemen söyleyeyim. Çok iyiyim. Hızla iyileşiyorum. Hatta geçen İsviçre'den aradılar. Bilim adamları benim üzerimde inceleme yapmak istiyorlarmış. Bu kadar hızlı iyileşen bir vaka görmedik diye. Bizi neden aramadığını sordum. Rahatsız etmek istemedim dedi. Gerçekten çok değişik bir vaka. Asuman'ı unutmamak lazım ama. Çok destek oldu. Seni de İsviçre'ye götüreyim mi? Yani birlikte incelerler bizi. Olur olur. Hem arada böyle tatil de yapmış oluruz. Bana bir iki saat ver, ben hemen bavulumu hazırlayayım. Asuman valizini hazırlayıp kaçmadan gel bir çay yapalım biz. Ağrın var mı? Biraz. Çok korkuttun beni. Duyunca çok endişelendim. İyiyim abi ya. Merak etme. Nasıl oldu bu kaza? Hızlı gittim. Yapmamam gereken hareketler yaptım. Girmemem gereken sokaklara girdim. Sonra gül. Her zaman seni uyardım. Dikkatli olmanı hep söyledim. Haklısın. Ama ben söz dinlemedim. Çok söz dinlemiyorum ben, biliyorsun. Ben de böyleyim, ne yapayım? Aslında Asuman'la benzeşiyoruz bu konuda. İkimiz de söz dinlemeyen asi çocuklarız. Sen çocuk değilsin sadece. Büyümek istemiyorsun. İnsanı büyüten şey çektiği acılar. O yüzden şimdi büyüyorum. Düşe kalka. Yavaş yavaş öğreniyorum ama sağlam öğreniyorum. Ucuz atlatmışsın. Lütfen bundan sonra daha dikkatli ol Deniz. Ne demek eve dönmeyeceğim ya? Kızım ne işin var senin burada? Deniz'in bana ihtiyacı var, tamam mı? Ben ona yardım ediyorum. Kendine bahane uydurma Asuman. Deniz gayet iyi durumda. Hem sana mı kaldı Deniz'e bakmak? Ne bağın var senin Deniz'le? Sana ne bundan? Hı? Sen bana karışamazsın artık. Ben ne istersen onu yaparım. Yapamazsın canım. Geçti o devir. Sen her istediğini yapıyorsun ama. Sana her şey serbest. Böyle anlaşmalı evlilikler falan. Bana bak Asuman. Kapat çeneni. Ne Deniz ne başka biri bunu öğrenmeyecek. Duydun mu? Aslında Deniz'e söyleyecektim, biliyor musun? Ama sonra vazgeçtim. Ne diyorsun sen ya? Deniz'e söyleyecektim ama sonra vazgeçtim diyorum. Yani şu an böyle bir şoka hazır değil. Kaldıramaz. Adam zaten darmadağın bir durumda. Asuman. Seni uyarıyorum. İyice dinle beni. Deniz bu gerçeği hiçbir zaman bilmeyecek. Anladın mı? Senin tek derdin bu değil mi? Benim bu yüzden burada kalmamı istemiyorsun. Evet. Benim tek derdim Bulut'un geleceği. İyiliği. Bu konuda sana hiç güvenmiyorum. Sen bilirsin, senin tercihin. Benim burada keyfim gayet yerinde. Eve dönmeye hiç niyetim yok. Fatoş'un da senden aşağı kalır yanı yok zaten. Oraya gidip de sinirlerimi bozamam. Asumancığım, burada kalmana izin vereceğimi sanıyorsan çok yanılıyorsun. Deniz, ayaklanmışsın. Evet ya, otur otur. Canım sıkıldı.
Çayı başka zamana bırakalım. Benim pek vaktim yok. Giderken seni restorana bırakayım. Tamam, çıkalım. Tamam, arabayı getireyim ben. Görüşürüz. 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 Deniz, Asuman'a bir şey söylemeyecek misin? Eve gelmek istemiyor, burada kalacağım diyor. Neden bir şey söyleyeyim ki? Bana kızdığı için burada kalıyor. Ve çok fazla uzadı bu mesele. Ayrıca dışarıdan çok garip duruyor. Bence nasıl istiyorsa öyle yapsın. Anlamadım. İkinize de ayrı kalmak iyi gelebilir. Hem nerede olduğunu biliyorsun, güvende olduğunu biliyorsun. Peki, öyle olsun. Konuştuğumuz gibi Asum. Beni pişman etme sakın. Hı hı. Görüşürüz. Görüşürüz ablacığım. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Şimdi Tahir kardeş, hani sen bana diyordun ya ben bu araba tamirinden sıkıldım falan, daha alengirli işler yapmak istiyorum diye. Evet Hakan Bey, eğer uygun görürseniz. Görürüm, gördüm. İşte sana bir fırsat. Hazır mısın? Hazırım tabii ki Hakan Bey, siz emredin yeter ki. Güzel. Bu çantayı bir adrese götürmeni istiyorum senden. Teslimat yapacaksın yani. Çantada ne var? Tahir kardeş, bu çantanın içerisinde benim için çok önemli şeyler var. Yaptığım teslimatların belgeleri, çok yüklü miktarda para, polisin eline geçmemesi gereken şeyler. Çok önemli şeyler yani. Peki böyle bir çantayı niye benimle yolluyorsunuz Hakan Bey? Güzel soru. Ama demin de dediğim gibi böyle bir çantayı seninle göndermemin sebebi senin araba tamirinden sıkılmış olman, bu bir. İkincisi benim, Bekir'in ve çevremizdeki insanların polis tarafından izlendiğini, dinlendiğini, takip edildiğini düşünüyoruz. Ama benim arabalarımı tamire getirdiğim bir oto tamirhaneye yeni giriş yapmış, yeni işe başlamış bir usta başından kimse şüphelenmez. Öyle değil mi? O yüzden. Anladım Hakan Bey. Güzel. Al bakalım. Şimdi Bekir sana bir adres verecek. Ver Bekir. Bu adrese gidiyorsun. O adres kağıdında bir adamın ismi yazıyor. Çantayı o adama veriyorsun. Emredersiniz Hakan Bey. Sonra ben seni arayacağım. Tamam Hakan Bey. Gidelim. Kolay gelsin. Sağ olun Hakan Bey. Mustafa, kolay gelsin. Ferit. Sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Ben artık senden bir şey saklamak istemiyorum. Biz yeni bir sayfa açtık. Sana karşı dürüst olmak istiyorum. Ne oldu Nazlı? Asuman. Bizim sahte evlilik yaptığımızı öğrendi. Nasıl öğrenmiş? Babam söylemiş. Sen babanı uyarmadın mı Nazlı bu konuda? Uyardığımı sanıyordum. Ne demek sanıyordum? Babama kimseye söyleme dedim. Ama özellikle Asuman'a söyleme demedim. Çünkü o zaman bana neden kardeşine söylemiyorsun diye soracaktı. Ne açıklama yapacaktım? Ferit, bak gerçekten tedirgin olmamız gerektirecek bir durum yok. Sandığımız gibi kötü olmayacak. İki gün sonra mahkeme var Nazlı. Eğer bu sır ortaya çıkarsa her şey mahvolur. Mahkemeyi kaybederiz, Bulut'u kaybederiz. Sen bu ne demek biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Ama olan oldu, öğrendi artık. Yapacak bir şey yok. Ferit, merak etme ne olursun. Ben konuştum onunla, söz verdi. Kimseye bir şey söylemeyecek. Ya bırak, sen hala Asuman'a güveniyor musun? Ne yapabilirim? Bazen güvenmek gerekiyor. Ben bilmiyor muyum sanıyorsun? Her şeyi mahvetti. Başımıza bin türlü bela açtı. Ama son bir şansı hak ediyor. Ben ders aldığına inanıyorum. Osman Deniz'in yanında kalmaya devam edecek mi?
bir süre daha. Çok güzel. Ateşle barut aynı evin içinde, çok güzel. Ya ağzından bir şey kaçırırsa o zaman ne olacak Nazlı? Ferit, tekrar söylüyorum. Asuman'a güvenmek zorundayız. Ben Asuman'a güvenmek istiyorum. Nazlı, bir yolunu bulup Asuman'ı Deniz'in yanından uzaklaştırmak zorundasın. Bu çok tehlikeli. Böyle bir şey olamaz. Bu mümkün değil. Yapamam. Böyle bir şey yaparsam sinirlenir. Ve sen de biliyorsun ki sinirlenince ne yapacağı hiç belli olmuyor. Bana bak Nazlı, eğer bu sır ortaya çıkarsa, eğer kardeşim bir şey söylerse... Ne olur. Ne olur. Ben yeniden aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Yani biricik kardeşim kaza yapmış ve ben arayıp sormasam haberim bile olmayacak, öyle mi? Abla tamam, abartılacak bir şey yok. Yani fazla ilgiden devrelerim yanacak ha. Ne demek abartılacak bir şey yok Deniz? Hem bence sen gel birkaç gün bizde kal. Hem biliyorsun evde bir sürü çalışanımız var, rahat rahat dinlenirsin. Burada bu şekilde tek başına kalmanı istemiyorum. Tek başıma değilim, Asuman var. Asuman? Burada mı kalıyor? Hı hı. Markete kadar gitti, gelir birazdan. Ya şaka mı bu Deniz? Asuman'ın ne işi varmış senin evinde? Nazlı ile kavga etmişler. Bir akşam eve döndüğümde kapının önünde oturuyordu. Sokakta kalacağına ben de kaldım. Bir süre daha kalacak herhalde. Deniz'cim, bak ben o kıza hiç güvenmiyorum. Lütfen sen de dikkatli ol. Hatta dikkatli olma. Bence gönder gitsin. Bir süre daha kalsın kızcağız. Ya ne olacak ki? Kime ne zararı var? Hem komik, eğlenceli. Ya varlığı iyi geliyor şimdilik bana. Yalnızlığının acısını Asuman mı dindirecek? Abla, şu an çok saçmalıyorsun. Kalbini kırmak istemiyorum. Denizciğim, kötü bir niyetimin olmadığını biliyorsun. Amacım canını acıtmak değildi. Sadece şu mahkeme tarihi yaklaştıkça hepimiz çok gerildik biliyorsun. Yani ben gerçekten nasıl sonuçlanacağını çok merak ediyorum. Sonuç belli. Ferit'le Nazlı kazanacak. Ben Bulut'u kaybetmek istemiyorum. Hakan da öyle. Aylardır çocuk bizimle. Hem tam düzeni oturdu derken şimdi bu mahkemenin çıkması gerçekten hepimizi çok sarstı. Anlıyorum seni. Ama yapacak hiçbir şey yok. Ferit çok kararlı. En önemlisi de... Bulut onu istiyor. Ferit'in niyeti bizi şirketten kovmak. Görürsün bak, Bulut'un vesayetini eline aldığı anda bizi kapının önüne koyacaktır. Abla, sen benden ne istiyorsun? Mahkemede bizim lehimize tanıklık etmeni istiyorum. Hakan'ın masum bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bu tır meselesinde de onun parmağı olabilir. Yapma Deniz. Bunlar Ferit'in kuruntuları. Ben Hakan'ın masum olduğunu biliyorum. Ayrıca sen de bir karar ver artık lütfen. Ferit'in tarafında mı olacaksın? Yoksa benim mi? Nazlı ile Ferit'i bir arada görmek senin için çok zordur. Bir de Bulut'u aldıklarını düşün. Evli, çocuklu. Şirketin dörtte üçü onun elinde. Bununla yaşamak gerçekten çok zor olur.
Efendim Tahir. Haberleri Ferit'teyim. Hakan Bey'in sonunda güvenini kazandım. Bana bir iş verdi. Değil mi? Ne işi, ne yapacakmışsın? Kuryelik yapıyorum. Bir çantayı bir yere teslim etmemi istedim. İçinde çok önemli gizli saklı evraklar var. Polisin eline geçerse başın fena yanar dedi. Anladım, güzel. Ne acaba o çantanın içindekiler? Bilmiyorum Ferit Bey. Çanta şifreli ve kilitli. Karşı taraf biliyor herhalde şifreyi. Acaba polise götürsen yırtabileceği bir şey mi? Gerçi bu kadar önemsediğine göre kurtulamaz ama. Ferit Bey, ben bu çantayı polise götürmeyeceğim. Teslimatı gerçekleştirip güvenlerini kazanacağım. Bundan sonraki verecekleri iş eminim ki çok daha büyük bir iş olacaktır. Hem böylelikle sürekli yanlarında da durabilirim. Tamam Tahir, ama dikkatli ol. Kendini tehlikeye atacağın bir şey yap. Tamam Ferit Bey. Neler oluyor? Hakan yemi yutmuş. Tahir'e pis bir iş vermiş. Oo, güzel, güzel. Uzun süredir ilk defa yüzün gülüyor. Bu aralar biraz gerginim Engin ya. Deniz'in kazasında canı sıkıldı tabii. Her şey üstüme geliyor. Bir de şimdi Nazlı gelmeden tartıştık. Sebep? Asuman anlaşmalı evlilik yaptığımızı öğrenmiş. Ve şu an Deniz'in evinde kalıyor. Of 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 of. Kırmızı alarm seviyesi. Nazlı ne diyor bu konuda peki? Asuman'a güvenmemiz gerekiyormuş, dediğine bak. Ben de sinirlendim tabii haliyle. Bilmiyorum, belki de fazla tepki verdim. İşte bu şüphe. Bu. Bak, hep bizi iki arada bir derede bırakıyorlar. Ne oluyor ya, bir anda parladın? Ben de arada kaldım. İyi mi yaptım, kötü mü bilmiyorum. Ne yaptın ki? Fatoş'la ayrıldık. Arkadaş kalmaya karar verdik. Becerebilecek misiniz peki bunu? Beceremez mi istiyorsun? Beş numaraya aşkım onlar. Yani Fatoş'cum, açıkçası bu ayrıldıktan sonra arkadaş kalma durumu bana biraz zor geliyor. Ay, orası öyle gerçekten de Nazlı, ama ne bileyim ya. Of. Sen tuzlukları kontrol ettin mi? Ha, etmedim. Üç tane kırık var. Bir de peçete yazsana Nazlı. Ne ara kırılıyor bunlar? Tamam, peki şey soracağım. Yani Engin'i başka bir kızla gördün. Ne hissedeceksin? Kıza bağlı. Eğer güzel bir kızsa küçük olur. Saçının başında olmak isterim. Ortamlarda falan hayatta denk gelmem. Ayrıca da full full arkalarından sallarım, atarım tutarım. Ama kız güzel değilse, işte o zaman da özellikle ortamlarda denk gelmeye çalışırım ve o kızı güzelliğimle döverim. Ay Fatoş, ne fenaymışsın sen. Tabii kızım, ilişki dünyası bu ya, vahşi yaşam. Gerektiğinde kuzu, gerektiğinde Sibirya kurdu olman lazım. Notları buraya bırakıyorum ben, sitemize çekersiniz. Ya açıkçası itiraf edeyim mi? Böyle sen evleneceksin diye sevinmiştim. Gerçek bir düğün görecek. Ya işte olmadı işte. Ama Nazlı, kendime söz verdim. Bundan sonra doğru seçimler yapacağım. Ay Fatoş'cum, bir zahmet. Ya benden hiç mi örnek almıyorsun? Şu halime baksana. Aşkım, senin eş seçiminde bir sorun yok ki. Senin kardeş seçiminde bir yanlış var yani. Onda da senin kabahatin yok. Hazır adını almışken yine sağ olsun sardı başıma belaları. Ne yaptı yine? Naz Hanım, kasaya bakabilir misiniz? Geliyorum. Konuşuruz. Tam zamanında geldin Mahmut yani. Ay bu markette ne kadar uzakmış ya. İki alışveriş yaptık. Buraya poşetleri taşırken resmen kollarım koptu yani. Ay Demet'ciğim, sen de ister miydin? Yok. Ben çıkıyorum zaten. İşim var. Aa, yemeğe kalmayacak mısın? Ben şimdi tavuk pilav yapacağım. Deniz'in canı çekmiş. Ayrıca zaten sadece onu yapmayı biliyorum. Asuman, hiç zehirlenmeye niyetim yok, biliyor musun? Tüh. Ayrıca Deniz'cim, bence sen de ölümden dönmüşken zehirlenmeyesin. Bence dışarıdan söyle, sakın yeme. Ben hallederim ya. Ayrıca konuştuklarımızı da unutma. Yüzsüz. Aranız bayağı iyi ya. Bayılıyoruz birbirimize. Nazlı kuşum, bu konuda enişte bey haklı. Hadi ya, sen de mi öyle diyorsun? Asuman'dan bahsediyoruz ya. Nazlı,
Kız resmen katlı otoparkların asansörleri gibi var ya, hiç güven vermiyor. Ay biliyor musun, ben de hiç bilmem onları, hep yürürüm. Yürü Nazlı. Sen Feride kadar yürü. Ondan sonrasında da özür dile. Abartma Fatoş. O kadar da değil yani, özür dileyecek bir şey de yapmadım. Tamam, illa özür dilemen gerekmiyor. Ama bu aranızdaki gerginliği yok etmek için ilk adımı sen at, tamam mı? Neden ilk adımı ben atıyorum anlamadım. Vallahi ortak, Nazlı'nın bence bir suçu yok. Çok üstüne gitmişsin kızım. Babasını uyarması gerekirdi ama. Ferit bak, ikiniz de çok stresli günler yaşadınız. Nazlı bu sahnede kapalı kaldı. Bu evlilik yüzünden bütün ailesiyle papaz oldu. Bunları unutuyorsun gibi geliyor bana. Unutmuyorum Engin, her şey aklımda. Asuman'ın zamanında yaptıklarını, Nazlı'nın gerçekleri benden saklamasını. Hiçbir şey unutmuyorum, merak etme. Peki. Şöyle her şeyi bir kenara bırak. Sen bu kızı sevmiyor musun? Hem de deliler gibi seviyorsun. Evet. Ben senin gözlerine bakınca görüyorum. Böyle iki tane kırmızı kalp yalıp yalıp sönüyor, yalıp yalıp sönüyor. Kalp değil canım onlar. Kırmızı ışık. Ay şu kırmızı ışığı söndür artık Nazlı ya. Yeşil ışık yak. Adam da gelsin geçsin. Fatoş! Ay ben yaksam ne olur acaba yeşil ışığı? Adam geçmiyor, gelmeye niyeti yok. Ya siz şimdi iki tane aşık aynı evin içinde gece gündüz sabah akşam berabersiniz ve aranızda hiçbir şey olmuyor, öyle mi? Hayır yani tabii olmuyor değil, oluyor bir şeyler. Bir anlık çekimler falan oluyor böyle. Ama pek uzun sürmüyor, puf. Hemen balkabağına geri dönüyoruz. Dönmesin Nazlıcığım. Sizin artık bu sahte görünümlü gerçek aşkınızın bir sonuca ulaşması lazım. Ya şu Deniz'in kazasının hepimize ibret olması lazım Nazlı ya. Bak bugün varız, yarın yoğuz. Ay Fatoş, yani ben yeşil ışığı yaksam da bir şey olmayacak ki. Adam bana çok kızgın. Affetmeye falan niyeti yok. Aramıza böyle dikenli teller kurdu. Sen kesat otelleri ya. Kesemem Fatoş. Niye? Canım çünkü yüksek duvarlar var böyle 5 metre kalınlığında. Ay atla o duvarlardan. Atlayamam Fatoş. Atlarsın. Atlayamam Fatoş, sonu uçurum. Ne uçurumsa ne yani? Köprünü kurarsın, pıtır pıtır geçersin. Kuramam. Niye? Çünkü bütün köprüleri attı. O zaman sen de yeni köprüleri inşa et Nazlıcığım, tamam mı? Hatta şimdi bu kalanları sen yerleştirirken o köprüyü nasıl inşa edeceğini düşün, tamam mı? Ben çok sıkıldım, artık yapamayacağım. Vallahi düşünüyorum, düşünüyorum, aklım almıyor ya. Hem birbirinizi bu kadar sevip nasıl bu kadar uzak kalabiliyorsunuz, büyük başarı hakikaten. Söylesene nasıl eriyecek bu buzlar? Aman Engin, erimesin o buzlar. Ben buz üstünde yürümeye alışırım. Bak bence bu işi tamir et. Yoksa çok daha zorlaşacak bu mevzu. Ben tamir edeceğim öyle mi? Evet. İş çıkışı Nazlı'nın restoranına gidip gönlünü al. Oldu olacak, bir de çiçek götüreyim istersen. Güzel fikir. Evet evet, bunu da. Ben Muhittin Bey'e bakmıştım ama Hakan Bey yolladı beni. Hakan Bey kim? Hakan. Hakan Önder, tanımıyor musunuz? Otur canım sen, otur. Otur. Burada bekle. Easy boy, ver bakayım o elini, bir sıkayım senin aslan parçası ya. Koç, koç. Hakan Bey, ben bir şey anlamadım ama.
Anlamayacak ne var oğlum? Denedik seni. Gel, gel otur. Otur sakinleş. Otur sakinleş. Bir kendine gel, korkma oğlum. Mekan bizim. Senin için prodüksiyon yaptık lan o kadar. Bak sen benim hayatımı bitirecek bir emanet taşıyordun. Emanete ihanet etmedin. Çantayı olduğu gibi buraya getirdin. Oğlum bu ne ya? Şifrelere dokunmamış bile lan. Çok basitti lan şifre. Üç tane. Üç tane sıfır. Bakalım. Aa, bakalım içinde neler var. Hiçbir şey yokmuş. Daha doğrusu benim için öyle hayati bir önem taşıyan hiçbir şey yokmuş. Bakalım. Sahte para. Biraz iskambil kağıtları. Burada kartlar var. Efendime söyleyeyim, altından yapılmış çikolatalar. Ah, bir de kumarbazların vazgeçilmezi pişler. Ama daha da önemlisi şöyle senin için. Ha. Biko. Şöyle güzelce. Ha. Bir dilek tut, üfle. Tut bir dilek, hadi bakayım. Aslan parçası. Bizim ekibe hoş geldin Tahir'im. Şöyle geçelim bakalım. Şöyle ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, öyle değil mi Bekir? Hadi hadi. Çıkar o mumu, pasta senin. Götür. Götür 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 götür. At ağzına. At. Götür 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 götür. Afiyet olsun aslan parçası. Sen bunu hak ettin Tahir'im, hak ettin. Niye hak ettin? Sen bu çantayı alıp polise gidebilirdin kardeş. Ama gitmedin. Gerçi gitseydin de bak, gördüğün gibi ben her haliyle hazırlıklıydım. Daha da fenası, sen bu çantayı alıp benim düşmanlarımdan birine götürebilirdin ki ben ona da hazırlıklıydım. Ama böyle bir şey yapsaydın ne olurdu biliyor musun Tahir? O zaman seninle çok acı şeyler konuşurdum. Ama sen doğru olanı yaptın aslan parçası. Ye onu göreceğim, ye. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, ye. Oğlum bu ne güzelmiş ya böyle. 1 lira falan. İyi akşamlar, yine bekleriz. İyi akşamlar, görüşürüz. Ferit, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzeller. Sanki biraz hayalimde bahsettiğim çiçeklere benziyorlar. İnandırıcı olmasını istedim. Neticede yeni evli çiftiz. Doğru. Sen madem çiçeğini aldın geldin, ben de özrünü kabul ediyorum. Ben özür dilemedim ki Nazlı. Bunlar özür çiçeği değil mi? Yok, bunlar hiçbir anlam ifade etmeyen normal çiçek. Yani biz yeni evli romantik bir çift olduğumuz için gelirken aldım. Soran olursa sevgili kocam al dersin. Anlamsız çiçekler değil bunlar. Çok güzel çiçekler. Ama bugün için değiller mi? Yani bence ikimiz de özür dileyecek bir şey yapmadık. Çünkü ikimizin de hatası yok. Evet, kaderimiz Asuman'ın elinde maalesef ama yani bunu düşünmek çok hoşuma gitmese de yapacak bir şey yok. Sinemaya gidelim mi? Nereden çıktı şimdi? Bilmem. Hani böyle normal çiftler yaparlar ya. Adam çiçeklerle gelir. Sonra sinemaya giderler. İşte sonrasında ne oluyorsa. Hem arkadaşlarıma falan anlatırım. Bir de bayağıdır sinemaya gitmedim. Olur, gidelim. Fazla koyup geliyorum o zaman. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Aldık. İyi akşamlar. Yine bekleriz. İyi akşamlar. Barıştınız galiba. Barıştık. Evliliğin ilk günlerinde böyle tartışmaların olması çok normal. Ama ne olursa olsun çok büyük kavga etseniz de hatta kıyamet kopsa da yatağınızı asla ayırmayacaksınız. Bu çok önemli. Çok haklısın Manami. Kesinlikle sana katılıyorum. Kulağıma küpe yapıyorum bu tavsiyeyi. Vazoya koyayım.
Vay Rukiş. Kız resmen senin içinde bir Nazlı varmış ya. Aynısı oldun kız. Yalnız öyle boynunu bükme. Nazlı asla boynunu bükmez çünkü. Çok güzel. Ah Nazlı, ah, görüyorsun değil mi? Tek başıma evde delirdim yemin ediyorum. Ama ben ne yapayım yani? Nazlı gitti. Engin'le ayrıldık. Asuman'dan kurtuldum. Kim kaldı? Kimse. Ay ne yapsam acaba, bir kedi falan mı sahiplensem kız? Ne diyorsun? Ah. Aa, Tarık'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? Ay ne yapayım ya, evde takılıyorum öyle kendi kendime. Ha şey, ben de tamamen tesadüf buralardan geçiyordum, işim vardı. Senin de ışığı falan görünce bir dedim şey yapayım, uğrayayım bir merhaba diyeyim. Ay çok iyi yaptın, çok iyi yaptın. Gelsene. Yok, hiç rahatsız etmeyeyim. Aa, kapıdan uğramak için mi geldin yani? Benim de canım sıkılıyordu zaten ya, hadi gel. Sıkılıyor muydun? Çok sıkılıyordum. İyi hadi madem, bir 5 dakika gireyim. Hadi. Hadi. Ay süper oldu. Buyurun, terlikleriniz. Oh, pardon. Aman. Ha, teşekkür ederim. Sağ ol. Sen iyi misin Fatoş? İyiyim, iyiyim. Şu anda çok iyiyim. Tarık'cığım ne yapayım ben sana şimdi? Çay, kahve, gazoz, meyve. Yok yok, hiç benim için zahmet etme. Ne varsa ben onu şey yaparım. Aa, aşk olsun, ne zahmeti. Sen geç, ben sana bir çay demleyeyim. Çay, tamam. Olur. Tamam, hadi. Hadi. Yalnız bu nedir ya? Ben korkarım ha öyle şeyden. Tövbe tövbe. Hangi filme gitmek istersin? Ay bilmiyorum, çok güzel filmler var. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben olsam şu korku filmine giderdim ama sen bence tercih etmezsin. O yüzden şu romantik komedi filmine gidelim. Bir dakika ya, niye tercih etmiyormuşum? Ben korku filmi izleyemez miyim yani? Korkar mıyım? Yani sever misin? Bayılırım, çok severim. Biz kızlarla var ya, böyle geleneksel korku filmleri gecesi falan yapıyordum. Şu saçları komple önüne gelen kız var ya, onu bile izledim ben. Yani her yerine bakamadım tabii. Bakamadığım yerleri Asuman anlattı ama bence izlemiş sayılırım. Sen kesin korkmuşsundur onda. Yani izledim de korkmadım. Bir dakika. Peki şeyde, bunda kesin korktun. Hani kanalizasyonda yaşayan bir palyaço var. Hatırladın mı? Ya hatırladım da. Yani o da çok korktum söylemez. Bir dakika şeyde peki. Merdivenler var. Kamera böyle merdivenleri çekiyor. Merdivenlerden böyle kırmızı bir top. İniyor. Hop, aniden ışıklar kapanıyor. Minik kız çocuğu. Korkmadın mı? Bence senin korku duyargalarınla ilgili bir sorunun var. Doktora görün. Gidiyor muyuz şimdi korku filmine, gitmiyor muyuz? Tabii ki gidiyoruz. Ne kadar korkunç olacak ki? 2 bilet lütfen, VIP olsun. Şeyi hatırlıyor musun sen? Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Ne diyorsun benim bu kedi işine? Kedi. Vallahi o çok mantıklı bir şey aslında, biliyor musun? Değil mi? Kesinlikle. Ya etrafta bir sürü kedi köpek var öyle. Başıboş, sahiplenilmeye müsait. Bence imkan olan sahiplensin yani. Bence de. Bak benim imkanım yok mesela ama ben yine de sahipleneyim diyorum yani. Ne bileyim, bana böyle bir can dostu olur evin içinde. Değil mi? Tabii bazısının imkanı, bazısının da niyeti önemli. Ya Tarık çok merak ediyorum. Sen kedici bir insan mısın, köpekçi bir insan mısın? Ha, yok, ben tavukçuyum ya. Tavukçu mu? Vallahi tavukçuyum. Ya hayal işte. Ya hayalimde şöyle küçük bir evim var. Böyle küçük bir bahçesi var. Bahçede de böyle küçük bir kümes var. İşte kümeste de 3-4 tane horozlu tavuklu falan. Öyle tavukçuyum yani. Ay çok güzel hayalmiş Tarık. Sağ ol. Ya hayaller güzel de şey... Bazısı gerçeğe dönüşmüyor da böyle hayal olarak kalıyor ya, o kötü. Aa, hiç öyle düşünme bence. Hayatta ne olacağı hiç belli olmaz. Vallahi mı diyorsun? Tabii. Ay. Çaldı. Aa, Engin arıyor. Heh. Alo Engin. Ha, Deniz'i ziyaret etmeye gidelim diyorsun.
Çok iyi düşünmüşsün. Ha bak o zaman nasıl yapalım biliyor musun? Biz şimdi Tarık'la beraberiz. Onunla birlikte çıkarız. Sonra restorana uğrarız. Bir de Manami'yi alırız. Manami'yi niye alıyoruz ya? Ya gelsin gelsin. O da çok seviyor Deniz. Tamam ben neredeyse hazır gibiyim zaten. Tamam. Tamam görüşürüz. Ay Tarık çok geriledim şu anda. Niye? Ay çünkü Engin'le ayrıldıktan sonra ilk defa arkadaş olarak buluşacağız. Nasıl davransam acaba? Nasıl davranacağım? Bayağı normal davran. Normal davran. Yani bana nasıl davranıyorsan ona da öyle davran. Arkadaş gibi. Normal. İyi. Neyse ben hemen gidip hazırlanayım. Seni de Rukiş'le baş başa bırakıyorum. Rukiş mi adı? Fatoş sen geçtin diye mi onun eteği havalandı? Bak hareket ediyor ha. Fatoş! Fatoş telefonumu arabada unutmuşum. Ben gideyim telefonumu alayım. Fazla değil mi ya? Hepsini yiyecek misin gerçekten? Tek başıma yemeyeceğim. Birlikte yiyeceğiz aynı kovadan. Romantik aşıklar gibi düşün. Ben mısır pek sevmem. Tatsız tutsuz bir şey. Kim bilir ne yağ var içinde. Keşke seninkini evde patlatsaydık. Bunu da annesi muhallebiyle beslemiş. Efendim? Diyorum ki çıkışta su muhallebisi mi yesek çok güzel olur. Yok su muhallebisi de pek benlik bir şey değil. Hayatta sevdiğim bir şey var mı benim yakalayamadığım? Bir tane ortak noktamız yok yahu. İkimiz de korku filmi seviyoruz işte. Evet. Şahane bir ortak nokta çok şükür. Çok geçmiş olsun Deniz. Vallahi yüz atlatmışsın. Sağ ol ya. Ya hepiniz sağ olun. İyi ki geldiniz. Ama şu geçmiş olsun faslını atlatalım artık. Yani bir şeyim yok. İyiyim. Daha nasılsınız? Fatoş'cum nasıl gidiyor yalnızlık? Çok süper gidiyor vallahi Osman'cığım. Oh mis gibi yalnızlığımın keyfini sürüyorum vallahi. Oh çok iyi geldi demek yalnızlık. Yok o anlamda demedim ya ben şimdi artık Osman da yok ya ben evde yalnızım. Oh ne güzel kendi kendime takılıyorum diye o manada dedim. Yanlış anladın Engin. Anladım. Ay siz böyle şimdi... Sizin yüzükleriniz, müzikleriniz falan da yok. Ayrıldınız değil mi sonunda yani? Şükürler olsun. Sonunda derken? Hani sizin o taraftan böyle beklentim vardı? Ay yok canım öyle densiz densiz konuşuyor işte. Benim bir dönem gitgellerim vardı da onu diyor galiba. Yoksa biz şu anda seninle gayet medeni bir şekilde ayrıldık ve arkadaşız değil mi Engin? Tabii. Biz çok iyi arkadaş olduk. Çok modern bir yaklaşımmış o zaman. Tebrik ediyorum sizi. Tarık, sende ne var ne yok? İyi. Ya aynı. Bir yaramazlık yok. Aynen devam. Şey, işte trafik. Vızır vızır git gel. Onu oradan al, oraya bırak. Trafik benim olayım, trafik. Evet. Ya İstanbul trafiği gerçekten çok kötü. Şuradan şuraya geçmek saatleri arıyor. Sen hep trafiktesin ya, ben senin için çok üzülüyorum. Mesela kırmızı ışıkta duruyorum. Aklıma sen geliyorsun. Gerçekten senin için çok zor Tarık. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Osman'cığım sen bize bir şey ikram etmeyecek misin? Yiyecek olur, içecek olur. Ay ben siz çok fazla oturmazsınız. Malum hasta ziyareti kısa kesersiniz diye düşündüm. Artık böyle daha nasılsın faslına geçer sonra muz keser yollarız sizi ha? Muz mu? Kız o karpuz Allah seni kahretmesin. Ay biz de biliyoruz karpuz olduğunu canım ama yok bu mevsimde. Evde bir tek 3 tane muz var. Yarımşar yeriz artık. Yok ya şey kokteyl vardı hazır. Ben onlara koyayım size. Deniz'ciğim lütfen sen oturur musun hasta hasta ya Allah aşkına? Ne oldu? Hemen otur. Neden? Deniz buna hayatta izin veremem. Sen hastasın lütfen. Ya yok hiçbir şeyim yok. Benim sadece kolum... İmkansız yani ben buna izin veremem. Sen otur biz her şeyi hallederiz. Tamam. Asuman hadi yardım et bakalım. Gel bana bir sen de biz beraber onu hazırlayalım. Pardon rahatsız ettim. Dur. Ne kadar zor açıldı. Bıçak bir şey bulsana. Bana bak gel. Şişt, dur bak. Hemen basıp kalıyorsun. Öyle olmaz ki ya Manami. Birazcık daha üstüne düşmen lazım. Tarık birazcık saf bir adam. Senin ilgini anlamıyor. Ya Fatoş ama daha nasıl belli edeceğim ya? Ya birazcık daha net olman lazım.
böyle bakışlarınla, sözlerinle. Tamam mı? Net. Net olacağım. Hayırdır, ne oluyor burada? Bir şey yok ya. Manavicim, şunları da bardağın içine koyalım. Sen de iki tane daha bardak getir. Anladın sen beni değil mi? Net olacağım. Aynen. Net. Anladın beni değil mi? Net. Net. Geçti mi? Geçmedi, birazdan ev sahibi yiyecek. Dünyayı yedi be, dünyayı doymadı. İnsan kalmadı filmde. Ne biçim adam bu? Zombi filmi bu Naz, ne bekliyorsun? Sandal gezisine mi çıksın adam? Adam yiyecek tabii, iş yok. Ya, normal sahneler gelince söyle. Normal bir sahne geleceğini zannetmiyorum ben bu filmde. O zaman ben de hiç kusura bakma, gözlerimi açabileceğimi sanmıyorum. Dudağımda bir sır kalmış. Niye dudağıma bakıyorsun sen benim ya? Şşt, sessiz sessiz. Sabahtan biz ne yapıyoruz? Ha bak, normal sahneler geldi işte, izleyebilirsin. Doğru söyle. Gerçekten geldi, bakabilirsin. Kadınlıyorum, ne biçim çekti öyle? Sakin ol Nazlı, film bu, gerçek değil. Ne yapıyorsun? Rahat rahat oturayım dedim, sinemadan olacak. Aşağıdan bir şey gelir de ayağını kapar diye korktum. Hayır canım, ne alakası var? Çıkabiliriz istersen filmden, yani hepsini izlemek zorunda değiliz. Ben bayağı bir korktum. Hayatta çıkmam, sonunu merak ediyorum. Filmin %90'ını izlemedin zaten. Ne sonunu merak ediyorsun? Ben ömrümde hayatımda Ferit hiçbir filmin yarısında çıkmadım. Emeğe yazık ya, ayıp ayıp. Bence de. Benim keyfim yerinde zaten. Yine gitti. Öldü mü kadın? Yani acayipti ya, gerçekten. Çok acayipti. O şeyi görmen lazım yani orada. Allah korusun şey. Sağ ol. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim arkadaşım. Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Evet Tarık, sevgilin var mı? Efendim neyin var mı? Sevgilin. Sevgilim. Hı. Yok, şu ara yok. En güzeli, en güzeli. Vallahi bekarlık sultanlık be Tarık. Öyle diyorsun demek. Evet, yeniden anlamış bulunuyorum bunu. Maşallah, ne kadar çabuk anlamışsın ya. Öyle oldu, evet. Şey, evlilik çok kişisel bir şey bence ya. Yani mutlu olacağını düşünen insanlar evlenince evlenirler. Mutsuz olacağını düşünen insanlar da evlenmezler. Yani çok düz bir mantık aslında. Tabii. Ama şu mevzuyu ne yapacağız? Evliliğin aşkı öldürme mevzusunu. Hı? Çok klişe ya. Vallahi öyle. Yani evlilik aşkı öldürmüyormuş. İsviçreli bilim adamları açıkladı, öldürmüyormuş efendim. Ya kiminle evlendiğine bağlı o. Bence evlilik güzel bir şey yani. Evet, evet Tarık. Ben de seninle tamamen aynı fikirdeyim. Evlilik çok güzel bir şey. Evlilik gibisi yok. İşte bu evlilik kimine yarıyor, kimine de yaramıyor demek ki. Demek ki. Nazra'ya yaradı mesela. Çok yaradı. Son günlerde çok mutlu. Öyle değil mi? Evet. O mesela delil olarak bunu sunabilirim. Yani evlendikten sonra yüzüne nur indi resmen. O bayağı böyle başka bir kız oldu. Hadi ya. Ay, taş gibi olmuş her yer. Artık nasıl sıktıysam kendimi. Durduk yerde gerildim. Hayır, şunun aklına niye uyup gidiyorsam zaten korku filmine. İki senelik korku stoğum doldu valla. Durduk yerde. Bu çay iyi gelir bana. Hayır, zombi mi kaldı yani? Ne zombisi? Gerçi korktuğum şey zombi değildi. Böyle... Evet ya. Ferit! Ferit bak neyi keşfettim. Ben zombilerden falan korkmadım. Yani zombilerin olmadığını biliyorum. Beni orada korkutan tabii ona korkmak denmez aslında.
rahatsızlık veren, ufak bir tedirginlik yaşatan, öyle diyebiliriz. Sinema salonunun böyle ambiyansıydı. Yani o ambiyans içinde o seslerden falan ürktüm ben. Ferit. Ferit. Yapma ya. Gerçekten yapmıyorsun değil mi şu an? Ne? Ferit. Allah aşkına lütfen ya. Baksana neyden bahsediyorum burada. Ben filmlerden korkmadım diyorum. Şık oyunları falan yapmış ya. Daha orijinal fikirler lazım diyorum. Kalmadı bunlardan. Şakalarda bile ne öyle 5. sınıf korku filmi gibi. Yani daha orijinal şeyler yapılmalı bence. Korku filmi çekenler için de 1-2 önerim var aslında. Ferit. Tabii ki başka kim olabilir? Sen iyi misin Nazlı? Sen buradaysan yukarıdan kırmızı topu yollayan kim? Kırmızı top? Ha, kırmızı top, ben onu Bulut'a hediye olarak almıştım. Camı da açık bırakmıştım, herhalde cereyan falan yaptıysa aşağı yuvarlanmıştır. Peki kahve makinesi, yanıp sönen ışık? Kahve makinesi arızalıydı, servis gelecek hatta. Işıkları bilemiyorum, dışarıda şimşek falan çakıyor herhalde, evin sistemi arıza yaptı. Onunla ilgili olabilir. Senin bahçede ne işin vardı? Bahçede ben bir zombi gördüm, onu kovalıyordum. Çok komik. Telefon arabada kalmıştı, ben onu almaya gittim. Sen herhalde bugünkü filmden bayağı bir etkilendin. Yani bayağı korkmuşsun anladığım kadarıyla. Yalnız uyuyabilecek misin bu gece? Uyurum tabii ki. Niye uyuyamayacakmışım? Tamam. Sen bilirsin. İyi geceler. Gece gece telefon arıyormuş. Teşekkür ederim Engin, beni eve bıraktığın için. Rica ederim. Arkadaşız, bırakacağım tabii. Ya bu arkadaş vurgusunu sürekli yapmak zorunda mıyız? Ha, gına geldi çünkü bana da artık. Ne diyeyim? Eski nişanlım mı diyeyim? Ya Engin, ben sana bir şey soracağım ama dürüst cevap ver, tamam mı? Tabii, sor. Senin içinde bana karşı atamadığın bir öfken falan mı var? Hayır, Deniz'de de sürekli laf sokup durdun yani. Kendimi çok gergin hissediyorum. Aşırı tedirginim Engin. Bak Fatoş, bu öyle kolay bir şey değil. Ben robot değilim, anladın mı? Bir gün öyle, bir gün böyle. Haliyle bocalıyorum. Ben de bocalıyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Ben de seni kaybetmek istemiyorum Engin. Yani arkadaş olarak. Tabii canım, tabii ki de arkadaş olarak. Bak, bu zorlu süreci biraz birbirimize destek olabilirsek çabuk atlatırız diye düşünüyorum. Evet, haklısın. Neyse, ben artık gideyim. Karanlık ve soğuk yuvan beni bekler. Bu Nazlı da çok fena çıktı biliyor musun?
arada gelip birkaç gün kalırım demişti. Hiç gelmedi vallahi. Böyle de söz vermemişti halbuki. E şimdi yeni evli oldukları için haliyle. Yeni evli olduklarından dolayı tabii. Sen bir şey mi biliyorsun? Ne gibi? Benim bildiğim şeyi mi biliyorsun yoksa? Sen ne biliyorsun? Onu bilmediğim için şu anda tam olarak. Biliyordum. Neyi biliyordun? Benim bildiğim şeyi bildiğini biliyordum. Neyi biliyordum ya? Ferit'le Nazlı'nın anlaşmalı evlilik yaptığını. Sen nereden biliyorsun bunu ya? Sen bilmiyor musun? E biliyorum. E tamam işte ikimiz de aynı şeyi biliyormuşuz. Aa ve bunu birbirimizden saklamışız öyle mi? Öyle. İnanamıyorum şu anda. Yalnız bu sır nasıl ortaya çıktı Engin ya? Ben onu anlamadım yani. Vallahi şimdi Fatoş onu ben de anlamadım ama yani bu sırrı bir şekilde saklamamız lazım. Vallahi yoksa keserler bizi. Aman dikkat et. Ses neydi öyle? Saçmalama Nazlı, ne olur saçmalama. Bak çok güvenli bir ev burası. Hem zombilerden korkamazsın, bu çok utanç verici. Şimdi daha iyi. Evet. Evet şimdi daha iyi. Böyle uyuyamam ki. Olmaz. Ne yapsam? Nazlı? Ne yapıyorsun, uyuyamadın mı? Yok, gayet güzel mışıl mışıl uyuyordum ben. Sonra aklıma bir şey takıldı. Bu arada sen uyuyamadın galiba. Kırmızı toplar falan ne oldu, rüyana mı girdi? Yok, ben unuttum anlattıklarını, filmi falan. Kitap okuyordum, su içmeye kalktım. İyi, neyse. Aklıma şey takıldı benim. Senin şu yatağın küçücük ya. Sen de kocaman adamsın. Böyle belin falan tutuluyordur, sığamıyorsundur. İstiyorsan bu gece için sadece kendi yatağında yatabilirsin. Ya beni yatağa davet ediyorsun yani. Yuh! Ben tamamen insaniyetimden, iyi niyetimden öyle belim falan tutulmasın, tuhaf şekillere girme diye seni yatağa çağırdım. O kadar. Ama ne halin varsa gör. Ya evet, doğru söylüyorsun. Biraz arıza açıkçası. Tamam, bu gecelik yatayım ben orada seninle beraber. Olur. Beni kırmayıp yatağını paylaştığın için sana ne kadar teşekkür etsem az. Sen olmasaydın bu gece gözüme uyku girmeyecekti. Hem ağrıdan hem korkudan. Ha, biliyordum işte senin de korktuğunu. Ya hem de çok korktum. Sen de çok sakin görünmüyorsun ama. Sakinim aslında. Gayet sakinim. Sadece kendimi biraz tehlike altında hissediyorum. Geçti mi şimdi o tehlikesi? Yok. Hala birazcık hissediyorum. Ben döneyim istersen o zaman. Yok yok, ne olursun yat. Yat yat, gerçekten yat. Ne olursun yat. Yani hiç kalkmana gerek yok. Sadece aradaki mesafeyi korusak bana yeter. Ama ya, sakın kalkma ben uyurken falan. (Gülüyor)
kahvaltıdan sonra derse gideceğim. Ben siz idare edebilirsin değil mi? Bilmem. Yapabilir miyim? Tabii. Geç sen dalganı. Ben olmasam ne yapacaktın acaba? Şaka bir yana. İyi ki buradasın. Teşekkür ederim. Yalnız bu meseleyi çözmemiz lazım. Hı. Git diyorsun yani. Ablan senin için endişe ediyor. Onların düzeltmen lazım. Tamam. Düzeltirim. Emin misin? Hı hı. Gidip konuşurum. Ama bir süre daha eve dönmeye niyetim yok. Yani burada kalmamı istemiyorsan şimdiden söyle ki ben kalacak başka bir yerler bulayım. Siz bir konuşun da. Daha sonrasına bakarız. Sen ne yapacaksın bugün? İstersen şöyle bir dışarı çık. Hava al böyle, temiz havayı içine çek. İyi gelir. Şirkete gideceğim. Birkaç gündür gitmedim. Çok uzak kaldım. Güzel. Yalnız tek elle bayağı iyi sürdüm ya. Gerçekten bayağı başarılı. Geçmiş olsun Deniz Bey. Ha, sağ olun. Ben Demet Hanım'a bakmıştım ama. Demet Hanım yarım saat önce aradı. Biraz gecikecekmiş. Ferit Bey. O da gelmedi henüz. Anladım. Ben bir Engin'e bakayım o zaman. Kolay gelsin. Teşekkürler. Fatoş, ne haber? İyiyim ben de, sağ ol. Ne soracağım sana? Nazlı restorana geldi mi? Ferit şirkete gelmemiş daha da. O da gelmedi değil mi? Bunlar yine beraber bir şeyler yapıyorlar demek ki. Ya ister misin bunların sahte evliliği gerçeğe dönüşsün? Bulut alacağız diye bütün dünyaya numara yaparken vallahi içtikleri su ayrı gitmemeye başladı ha. Vallahi bunlar yarın öbür gün odaları da birleştirir, ben sana söyleyeyim. Yani gerçi Bulut eve gelince mecbur birleştirecekler zaten de. Ya bu mahkemeyi kazanırlarsa var ya, hakikaten iki şey açısından çok işimize yarayacak. Hem Hakan'ları şirketten kovmuş olacağız, hem de bunların evliliği galiba gerçeğe dönüşecek. Geçmiş olsun Deniz Bey. Derya kuzularım bunlar. Üç kasa daha var, vereyim getir mi? Getir abi, ne varsa getir abi. Tamam. Hah, bak orada işte. İki dakika ayaküstü halleder gelirim ben. Ben de geleyim, ne olur ne olmaz. İki dakikada başını belaya sokarsın şimdi. İyi hadi. Selami abi. Kolay gelsin. Hoş geldin Nazlı kızım. Hoş bulduk maşallah. İşler yoğun galiba. Sorma ya. Kasa taşımaktan belim koptu valla. Yardım edecek kimse yok mu? Şaban vardı sizde. Şaban artık yok. İşi bıraktı gitti. Hayırdır, niye bıraktı? Ya zaten aklı bir karış havadaydı. Babası da terk edip gitmiş. Aileme bakacağım dedi. Para da lazımmış. İşe girmek için bayağı bir dil döktü. İşi aldım. Nedense ben işi bırakıyorum dedi gitti. Selami Bey, sizde Şaban'ın adresi var mı? Ya sen hangi cesaretle beni arayabiliyorsun ha? Senin anlaşman kocamla. Hem nereden buldun numaramı? Açıkçası kocandan korkuyorum biraz. O yüzden seni aradım. Ulaşmak da hiç zor olmadı. Siz zenginlerden ama ulaşılmaz sanıyorsunuz kendinizi. Aferin sana. Bu kadar korkmana rağmen hala beni arayıp ayağına kadar çağırabiliyorsun yani. Canına mı susadın sen Şaban? Sizin yüzünüzden işten ayrıldım. Böyle üç kuruş para verip de göndermek yok. Hem hayrını özür dilemedik ya. Sen kapatmışsın o kız içeri, her şeyi biliyorum ben.
Ya sen manyak mısın? Hı? Para az geldiyse yapmasaydın o zaman. Ne istiyorsun benden? Ne istediğim belli. Buradan gitmeme yetecek kadar para istiyorum. Hem yalan söylediğim ortaya çıkarsa görürsünüz siz. O yüzden korkup gelmedim mi zaten buraya? Bana bak Şaban. Bu olayı tamamen unutuyorsun. Ve beni bir daha asla aramıyorsun, anladın mı? Buyurun. Merhaba. Şaban'ın annesisiniz değil mi? Kendisini çağırabilir misiniz? Konuşmamız lazım. Merhaba teyzeciğim. Biz Şaban'ın arkadaşlarıyız. Adresinizi de Selami abiden aldık. Şaban'a bir şey sormak istiyorduk. Şaban evde mi acaba? Evde. Çağırır mısınız zahmet olmazsa? Şaban! 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 Arka bahçede, duymuyor herhalde. Şuradan gidebilirsiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şaban! Ferit kaçıyor, Ferit! Şaban dur, Nazlı sen arabaya geç. Dikkat et Ferit! Meselesi yüzünden bırak. Neden ayrıldın balıkhanedeki işten? Daha iyi bir iş buldum, parası daha iyi. Ne gibi bir iş? Abi otelde komedyik falan yapacağım. Bak benim gizli saklım yok. Bırak beni, polise şikayet ederim seni. Bana bak, doğru söyle. Doğru söylüyorum bak, bırakmazsan bu adam beni durduk yere dövdü derim. Polise giderim, bırak. Ferit! Ferit ne yapıyorsun? Nazlı, bu çocukta bir iş var. Ya bir iş falan yok bak, polise gideceğim en sonunda, bırak. Ferit bırak. Ferit bırak, gitsin lütfen Ferit. Ben inanmıyorum bu çocuğun söylediklerine. Bir iş var bu çocukta. Nasıl ispatlayacaksın? Elimizde delil mi var? Polis deyip duruyor. Ya gidip seni şikayet ederse, bana saldırdı derse? Mahkeme delil olarak karşımıza çıkartırlar bunu. Çocuğu bu adama mı vereceksiniz derler. Bir gün önce mahkemeden yapma ne olur. Tamam, haklısın. Başımız yeterince dertte. Fazlasına ihtiyacımız yok, hadi. Yalnız ben bu işin peşini bırakmam. Ferit yürü hadi. Ne oluyor Hakan? Ya ne oluyor ya? Sen delirdin mi? Sen çıldırdın mı ya? Sen niçin kendi başına iş yapıyorsun kızım ha? Niçin bana haber vermiyorsun? Ayrıca ben sana neden ulaşamıyorum? Sen biraz sakin olur musun? Ben kendi başıma iş falan yapmıyorum. O Şaban denilen adam beni aradı, para istedi. Ben de gitmek zorunda kaldım. Ayrıca iyi ki de gitmişim. Baksana Ferit'le Nazlı hemen bitivermiş. Kadın! Ya yakalansaydın, ya seni görselerdi? Ama yakalanmadım işte. Sonuçta demek ki kendi işlerimi sen olmadan da yapabiliyormuşum bazen. Ayrıca adam da seni görürse ortadan kaybolacağını söylüyor. Artık nasıl korkutmuşsan. Gel. Hop, Deniz'im hoş geldin ya. Bir şey mi konuşuyordunuz? Konuşmanızı bölmedim ya. Ya yok, ne alakası var ya? Ablana diyordum ki haftaya Beşiktaş Porto maçına gidelim. Yok ben kalabalığa giremem falan. Aşkım ne alakası var? Senin kolun nasıl oldu? Ha iyi, iyi, yok bir şey.
Hayrola ya, bembeyaz olmuşsun. Ferit Aslan'ı mı gördün yoksa? Şaka be ya. Allah. Sizinle bir şey konuşmam lazım. Mis gibi rezene yaptım. Yatıştırır. Kastanımız gevşesin biraz ya. Ne bu böyle her gün bir aksiyon? Gel gel. Bizim güvenliği aradım. Birazdan gelirler. Bundan sonra restoranın çevresinde olacaklar nasıl? Ay Ferit, daha neler? Kim ne yapsın restorana gelip? Hem olmaz öyle restoranın etrafında adamlar. Müşteriler kaçar. Nazlı, bu konu tartışma açı falan değil. Birisi gelmiş dibimize kadar girmiş mutfağa. Öbürü gitmiş buzhanede üzerine kapıyı kapatmış. Sen hala restorana kim gitsin diyorsun. Ama... Aması falan yok Nazlı. Ben de gideceğim şimdi, bilgisayarı alacağım arabadan. Burada çalışacağım bundan sonra. Vallahi. Ay üstüme iyilik sağlık. Bu da iyice paranoyak oldu. Biz rahatlasın diye rezene yapıyoruz. Adam delirdi daha çok. Saniyelerini sayarak demledim ben bu rezeneyi. İçmedi bile. Bak yatıştım bile. Deniz'ciğim. Seni dinliyoruz. Biliyorsunuz yarın Bulut'un vesayet davası var. Evet. Ve herkes Bulut'u elde etmek için her şeyi yapıyor. Deniz'ciğim. Bulut bizim canımız. Onun Ferit'in bu iktidar savaşının malzemesi olmasını hiç istemezdik. Aynen öyle. Ferit Aslan'ın hırsları için yapamayacağı şey yok. Küçücük bir çocuğun hayatı bile söz konusu olsa bu böyle. Yani biz Bulut'un hiçbir zaman bu şekilde hırpalanmasını istemedik. Ama ne yazık ki Ferit ile yapacağını yaptı. İşte bu yüzden ben de sizinle konuşmak istiyorum. Konuş. Konuşalım tabii. Bence Ferit'e karşı üçümüzün birlik olması daha iyi. Ona karşı attığınız adımlarda dikkatli olun. Sizden şüphe ediyorum. Haklı da. Ama bence fazla. Fazla tepki veriyor yaptıklarınıza. Sizin bu aranızdaki hesaplardan Bulut'a zarar gelmesini istemiyorum. Savaşacaksanız da adil bir şekilde savaşın. Ve kararı mahkemeye bırakalım. Dur. Haklısın. Teşekkürler canım kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Sen de. Ne diyorsun? Sanki başka bir şey söyleyecekti de vazgeçti gibi. Belki de bana öyle geldi. Bana mı verdiğin o evrakları? Nasıl çıkacağım işin içinden? Ne kadar çok çalıştınız ya. Bir kahve molası vermek ister misiniz? Olur vallahi. Güzel olur. Aa Deniz. Merhaba, selam. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Deniz hoş geldin. Nasıl olduk oğlum, nasılsın? İyiyim ya. Ya acıyor biraz ama geçecek. Keşke dinlenseydin evde, ne işin var sokaklarda? Ya biliyorsun beni ya. Darlandım evde, çıktım dışarı. İyi etmişsin. Bir şey içer misin? Ya da açsındır sen şimdi. Yok aç değilim ama bir kahve içerim. Tamam. Ben herkese kahve getiriyorum o zaman. Biz de kahvelerimizi dışarıda içelim hadi. Olur. Ya ben aslında sizi birlikte göreceğim diye böyle umutlanmıştım. Yanılmamışım. Size söyleyeceklerim var. Şöyle geçelim mi?
sizin aşkınız. Yani bana çok sürpriz oldu. Bunu saklayacak değilim. Yani beraber bile olamazlar diye düşünürken evlendiniz. Daha sonra çok düşündüm. Benim hayatımda en değerli iki insan birbirlerini seviyorlar. Ve sizin aşkınızın karşısında ben ne yapabilirim ki? Mutluluklar dileyebilirim. Tebrik ederim. Umarım bir ömür boyu mutlu olursunuz. Teşekkürler Deniz. Desteğin bizim için önemliydi. Evet Deniz. Yanımızda olduğunu bilmek çok güzel. Ya tabii şimdi düşünüyor olabilirsiniz. Ne oldu bu çocuk kafasını mı vurdu böyle birden konuşmaya başladı falan diye. Evet yani kafamı vurdum ama başka bir şey fark ettim. Hayat çok kısa. Ve düşünmeye de zaman yok. Birbirinizi de bulmuşken mutlu olun. Evet. Hayat sürprizlerle dolu. Evet. Bu da benim size düğün hediyem. Teşekkür ederiz Deniz. Sağ ol. Açmayacak mısınız? Açalım tabii. Yani daha yeni tanıştınız. Önümüzde çok uzun bir yol var. Anılar biriktirin istedim. Yani birlikte mutlu anılarınız olsun. Deniz, çok ince düşünülmüş, çok kıymetli bir hediye bu. Çok teşekkürler. Rica ederim. İşte kahvelerimiz. Buyurun. Aa Nazlı, o ne? Deniz bize düğün hediyesi almış. Anılar biriktirelim diye. Aa ne güzel. Ya böyle çok güzel durdunuz. Ben fotoğrafınızı çekeyim mi? Hayır, sen çekme. İlk fotoğrafımız da sende ol. Değil mi Ferit? Aa tabii. Üçümüz olalım. Tamam, o zaman siz şöyle geçin, ben çekeyim üçünüz de. Güzel güzel. Hı. Nasıl? Ha. Böyle misiniz? Ay böyle olmuyor ya. İkiniz de uzunsunuz ya. Yan yana geçseniz belki şöyle kadraja sığdırırım. Heh. Çok güzel. Gülelim. Evet. Ay çok heyecanlı. En sevdiğim kısım. Deniz. Dikkat et koluna. Sağ ol. Çok mutlu olduk geldiğin için. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha bu arada... Ben aranızdaki aşkın sahte olduğunu biliyorum. Evliliğinizin sahte olduğunu biliyorum. Bulut'u geri almak için böyle bir oyun oynadığınızı biliyorum. Yani rol yapmanıza gerek yok artık.
En azından benim yanımda. İkram etmek isterdim ama içimden bir ses çok uzun oturmayacağınızı söylüyor. Malum Deniz'de yok. Biz onunla değil, seninle konuşmaya geldik Asum. Benimle konuşmaya geldiniz. Yani beni dövmeye gelseniz anlayacaktım da benimle ne konuşabilirsiniz ki? Belki sana bir teklifimiz olacak. Asuman, seninle ilişkimiz ne kadar güzel başlamıştı hatırlıyor musun? Yine bir vesayet mahkemesi öncesiydi. Sen bizim için o çok kıymetli olan belgeyi getirdin, üzerine para kazandın. Biz de mahkemeye kazandık, hatırlıyor musun? Evet. Ama onlar unutmak istediğim günler. Yanlış. Asuman, bence senin unutmak istediğin konular bunlar değil. Bundan sonra olanlar. Öyle değil mi? Sırrının ortaya çıkışı. Ablanın bu sırrı öğrenişi. Ablana yakalanman yani. Sonra ablanın sırf sana acıyıp üzüldüğü için bu sırrı saklaması. Ve onun da saçma sapan bir şekilde Ferit Aslan'a yakalanması. Demet'le didişmeleriniz. Senin aslında unutmak istediğin şeyler bunlar. Bence de bunlar unutulmalı. Barışsanız her şey çok güzel olacak, öyle değil mi ha? Barış için geldiniz yani. Evet, aynen öyle. Biz diyoruz ki şimdi eskide yaşananları unutalım ve başa dönelim. Biliyorsun yarın bir mahkememiz daha var. Şimdi bizim senden istediğimiz şey şu. Sen o tatlı ve küçük kafanı çalıştır ve yarınki mahkemeyi kazanmamızı sağlayacak bir belge bul. Ferit ve Nazlı ile ilgili. Mahkeme için konuştur. Seslerini kaydet. Ne bileyim canım, benim ismimi ortaya at. Kötü şeyler söylemesini sağla Ferit'in. Ya da daha önce yaptığın gibi bir evrakın fotoğrafını çek, bir dosya getir bana, bir şey yap, ne olursa. Asuman, yeter ki yarın bizim mahkemeyi kazanacağımız bir belge sun bize. Bak öyle olursa sana daha önce ödenen paranın daha fazlasını öderim. Ortada dönen paradan haberdar olsaydım zaten bir önceki mevzuyu 5.000 lirayla kapatmaz. 100.000. Asuman, sen o mahkemeyi alacağın bir belge sun bana. Ben de sana tam 100.000 ödeyeyim. Hı? Telefonumuzu biliyorsun. Adresimizi biliyorsun. Bul bir şey. Ara ya da gönder. Param bende. Hazır. Tamam. Aşkım artık gidelim. Asuman Hanım biraz düşünsün. Yani 100.000 lirayla da neler neler yapılır ya. Hala inanamıyorum. Gözümüzün içine baka baka her şeyi bildiği halde bunu bir oyuna çevirdi. Niye çevirdi? Neden Deniz? Hem de her adımını hesaplayarak. En kötüsü ne biliyor musun? Yaptığının bizim ne zamandır yaptığımız şeyden hiçbir farkı yok. Biz de yalan söylüyoruz. Demek ki herkesin tepkisi farklıymış. Nereden öğrendi? Nasıl öğrendi? Asuman tabii ki Nazlı. Asuman'dan başka kim söyleyecek? Ferit. Yalan mı Nazlı? Asuman'a güvenmiyorum, ona söylemeyelim dediğinde ben de demedim mi? Bilmiyor muydun sanki böyle bir şey yapacağını? Biliyordum. Oldu mu biliyordum. Ama yapmasın istedim. İçimden öyle dua ettim. Selamlar. Ne haber enişte?
Osman. Tamam, senin heyheylerin üstünde anladım ama ben buraya kavga etmeye değil, barışmaya geldim. Hiç sırası değil Asuman. Ya tamam, beni bir dinle bak, ben iş buldum. Asuman ne yaptın sen? Ne yaptım yine, ne oldu? Daha ne yapacaksın Asuman? Ablanla benim evliliğimiz hakkında bildiklerini gidip Deniz'e anlatmaktan başka daha nasıl bir kötülük yapabilirsin? Nasıl ya? Deniz öğrenmiş mi her şeyi? Öğrenmekle kalmamış. Buraya gelip gözümüzün içine baka baka alay etti bizle. İyice ben hiçbir şey söylemedim Deniz'e, yemin ederim. Sana inanmamızı beklemiyorsun herhalde değil mi Asuman? Senden başka bilen kimse yoktu, boşuna yeminler etme. Ama... Abla bari sen inan, ben hiçbir şey söylemedim Deniz'e. Gerçekten ağzından tek bir kelime bile çıkmadı. Neden inanayım sana? Sana inanmam için bir tane neden göstersene bana. Çok isterdim Asuman. Bu hainliği senin yapmadığına inanmayı çok isterdim. Ama hiç inanmıyorum. Ben bugün buraya niye geldim biliyor musun? Sizinle yeni bir sayfa açmaya geldim. Değiştim. Elimden gelen her şeyi yaptım, hatalarımı telafi ettim. Ama siz bana kendimi affettirmem için bir şans bile vermediniz. Hatta bulduğunuz ilk fırsatta yine beni suçladınız. Kendinden bekleneni yapan ben değilim abla. Sizsiniz. Nazlı, üşüyeceksin, gel. Teşekkür ederim. Aklım almıyor Ferit. Benim güzel küçük kardeşim. Nasıl böyle biri oldu? Nasıl bu kadar acımasız oldu? Neden? Bence şu an Asuman'ın yaptıklarını düşünmekten ziyade ne yapmamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Deniz evliliğimizin sahte olduğunu biliyor. Ve yarın mahkeme var. Peki kimseye söyler mi sence? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Yani bu olay birkaç ay öncesinde olsaydı kesinlikle hayır derdim. Hatta söyleyeceğim ilk insan Deniz olurdu. Ama şu an Deniz benim bildiğim Deniz değil. O yüzden ne yapacağını hiç kestiremiyorum. Konuşalım o zaman. İkna edelim. Biz birbirimizi gerçekten seviyoruz. Evliliğimiz gerçek değil. Ya da evli kalmamız gerekiyor diyelim. Biliyor zaten her şey Bulut için. Doğru söylüyorsun, haklısın. Bence de konuşalım. Deniz, benim bu evde kalabilmem için hala tek şart ne? Eğer ablamla barışmamsa ben hemen bu akşam eşyalarımı toplayıp gidiyorum. Asuman, sakin ol, ne oluyor ya? Nazmiye Pınar benim ablam değil. Yani galiba değil çünkü hiç ablam gibi davranmıyor. Ben artık ona karşı hiçbir adım atmayacağım. Barışmak için hiçbir şey yapmayacağım. Asuman tamam, sakin ol. Bak ne dediğini anlamıyorum. Sakin sakin anlatsana şunu. Deniz, bak sen ablamla Ferit'in sahte evlilik yaptığını biliyor musun? Ben de biliyordum ama söz verdim diye kimseye hiçbir şey söylemedim. Çünkü söz verdim. Sana bile kaç gündür hiçbir şey söylemedim ama yine de kimseye yaralamadım. Peki ne yapalım? Yüz yüze mi konuşalım, arayalım mı? Bence gidip yüz yüze konuşsak daha iyi olur. Haklısın. Gidip çantamı alayım. Deniz arıyor. Aç. Alo, Deniz. Nazlı. Asuman'ın kalbini çok kırmışsınız. Kız ağlayıp duruyor. Asuman'ın kalbini mi kırdık? Deniz, Asuman sana anlatacağı ne varsa anlatmış zaten. Biz seninle... Beni dinler misin be? Asuman bana hiçbir şey anlatmadı. Ondan öğrenmedim yani.
Peki kim söyledi? Benim dışımda herkes biliyormuş zaten. Ben de bilen birisinden öğrendim. Ama o Asuman değil. Ona haksızlık etmeyin. Asuman hiçbir şey söylemedi yani sana. Hayır, söylemedi. Ben de bunu söylemek için aradım. Deniz, teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Deniz, lütfen söyleme. Bildiklerini Demet'e söyleme. Biliyorsun her şeyi Bulut için yapıyoruz. Hoşça kal Nazlı. Yarın mahkemede görüşürüz. Asuman bir şey söylememiş. Ya bırak Nazlı, inanıyor musun gerçekten Asuman'ın söylemediğine? Neyse, Demet'e söyleyecek miymiş Deniz? Ferit, Asuman bir şey söylememiş diyorum. Biz onu haksız yere suçladık. Şu an ne hissediyor düşünüyor musun? Sadece kendini düşünüyorsun değil mi? Bravo sana. Teşekkür ederim beni savunduğun için. Ben seni savunmadım. Olanı söyledim. Hak etmediğim işi yaşatmasınlar sana diye. Yine de teşekkür ederim. Bak gördün. Öz ablam bile inanmadı bana. Şüphe etti benden. Ama ben değiştim. Yani değişiyorum. Ama herkese göstermeyeceğim bu yüzümü. Hak edene. Ne de olsa ne yaparsam yapayım inanmayacaklar bana. Ben çıkıyorum. Nereye? Bütün bu hesaplar, oyunlar falan. Hiç benlik şeyler değil. Biraz alacağım. Deniz. Bak en son kafan karışıkken olanları gördük. Şimdi korkutma beni. Korkulacak bir şey yok. Hava alacağım. Bu nedir ya? Oh! Ben sana bir şey söyleyeyim, bu çorba değil ki bu. Bildiğin ilaç bu ya. Ya şifa olsun. Oh. Böyle yenir ama. Kusura bakma. Ay resmen damağın takıladı ha Tarık. Ne yaptı? Annem söylerdi hep damağın takıladı. Lezzetli buldun yani. Damağım takıladı. Yazayım bir yere de unutmayayım bari. O neymiş ya? Yalnız bir şey söyleyeyim mi Fatoş? Bak boğazına düşkün biri olarak. Biraz da böyle hani alaylı bir gurme olarak. Buranın yemekleri efsane ya. Ya Sakura farkı işte. Nazlı'nın sihirli tarifleri bunlar diyorum. Boşa demiyorum yani Tarık'cığım. Helal olsun. Yani ama yine de bir kelle paça çorbası değil de yine de efsane. Afiyet olsun. Ay ben şu masalara bir bakayım ya. İşine bak sen, işine bak. Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasılsın? Pardon ya. Karabiber yaktı biraz da. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ne olsun işte, iş güç, uğraşıyorum. Hep öyle be.
Manami hep öyle vallahi. Aynen. Ben de öyle uğraşıyorum iş güç. Derler ya yuvarlanıp gidiyoruz. Şeyi soracağım Manami. Ya sana küfür soruyorlar mı? Ay evet ya. Çok soruyorlar. Tarık nereden bildin? Soruyorlar değil mi? Nereden bileceğim? Ben de Türk'üm, oradan biliyorum. Ya bizim millet böyledir. Yabancı dile hiç heves etmezler. Ama yabancı birini görünce hemen o dilin küfürünü öğrenmeye çalışırlar. Ama olsun. Ne yapacağım biliyor musun? Ben o küfürü soranlara çok güzel bir cümle öğretiyorum. Vallahi mi? Ne diyorsun? Öğret bana bir tane. Mesela... Anataga suki desu. Uf. Oy çok ağır bir şey o belli ki. Bayağı kavgada söylenmez o. Adamın başını belaya sokar yani. Hayır o değil. Aslında çok güzel manası var. Dai suki desu. Allah Allah neymiş? Manası... Seni seviyorum. He? Karabiberi sıktım ya. Şey, nereden alıyorsunuz bu? Acayip bir şey ya. Yaktı yani. Bir lavaboya gideyim. Hey, ne oldu? Katledesiniz de kutusuz kız. Ya Fatoş galiba olmuyor ya. Hayatım. Efendim. Kendi ellerimle çok güzel kahve yaptım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Üf, ya aşkım bizim bu belgelerle bunlarla o mahkeme zıkkımını kazanmamız imkansız ya. Dur bakalım ya. Hemen içini karartma öyle. Asuman arıyor. Megafonu alsana. Efendim Asuman. Ben teklifinizi düşündüm. Kabul ediyorum. Mahkemeyi kazanmanız için gerekenleri yollayacağım size. Asumancığım ne yollayacaksın? Yarın görürsünüz. Mahkemeden önce elinizde olur. Ama işinize yarayacak şeyler merak etmeyin. Siz sadece parayı hazırlayın. Asumancığım paran hazır hem de çoktan biz seni bekliyoruz yani. İyi. Yarın görüşürüz. Hadi bakalım öyle olsun. İşte bu. Aha, küçük cadalı olsun. Küçük şeytan. Deniz. Hoş geldin. Erken dönmüşsün. Yani sahile gittim. Yürüdüm. Normal bir süre bence. İyi yapmışsın. Bak ben çok güzel bir çay demledim. Şimdi sen kesin üşümüşsündür. Ben sana demem bir tane koyuyorum. Bayağı düğmene basılmış gibi değiştiriyorsun modunu. Yani hayat aynı modda kalmak için aşırı kısa. Doğru. Bir de ben böyle çok uzun süren şeylerden aşırı sıkılıyorum biliyor musun? Film mesela. Bunun ideali 1,5 saat. Hadi en kötü 2 saat olsun. Ama böyle daha fazlasında artık yani ben yokum. Ya da orası bende yok. Anladım. Al bakalım. Ne var içinde? Ay bilmiyorum. Yani gerçekten hiçbir fikrim yok. Nasıl yani? Yani benim artık böyle kahve içmekten içim dışıma çıktı gerçekten. Çok sıkıldım. Sonra bir çay demleyeyim dedim. Senin dolabı açınca her yerden böyle o çöp çıktı. Ben de bulduğum her şeyi böyle birbirine karıştırdım. İnşallah zehirlenmeyiz yani. Acaba şey mi yapsak ya? Ayrı ayrı mı içsek biz bunları? Yok canım yani zehirlenmeyiz. Ali almıştı. Bir sürü şifalı ot. Güzel de kokuyor. Alya'nın da böyle çok ani oldu gidişi. Ya eksikliğini hissediyorsundur. Siz bayağı yakındınız. Gerçi biraz fırtınalı bir yakınlıktı galiba. Fırt-
tanımlı bir yakınlık. Biz beraber büyüdük onunla. Birlikte olgunlaştık. Ya da olgunlaşamadık bilmiyorum. Hep hayatımda olsun istiyorum. Bazen de hiç olmasın istiyorum. Uzak dursun istiyorum, bazen yakınımda olsun istiyorum. İyi de senin kafan yanar böyle. Yandı zaten. Baksana gitti kız. Özlüyor musun? Özlüyorum. Ama gitmesi daha iyi olduğun için. Yanık koktu. Öyle oldu vallahi. Yanık koktu. Ya hayır ya. Ben tost yapmıştım. Onlar yandı tabii. Üf. Ay Allah kahretsin Asuman ya. Peynir meylir her şey yapışmış bunun buraya. Hadi çıkıyoruz. Vesayet davası için gerekli belgeler, mahkemeye sunacağımız dosya falan hazır değil mi? Çok fena Ferit. Hakan'ın şirketiyle ilgili araştırmaların sonucunu gösteren raporu bulamıyorum. Yollamışlardı bana ama yok hiçbir yerde. Engin çıkıyoruz diyorum. Sen ne dediğin farkında mısın? Avukatları aradın mı? Aradım, aradım ama hiçbirine ulaşamıyorum. Delireceğim ya. Ya Ferit, ne desen haklısın. Vur, öldür beni. Benim yüzümden kaybedeceksin şu mahkemeyi ya. Tamam, sıkma canını. Geçenlerde telefonuma bir uygulama yükledim. Gel. Bütün önemli dosyaların, fotoğrafların, videoların hepsi buraya kendi kendine yedekleniyor. O raporun da fotoğrafını çekmiştim. O da buraya yedeklenmiştir. Gerçekten mi ya? Oh, büyük büyük kalktı üzerimden. Ne peki bu? Hard disk falan gibi bir şey mi? Yok ya, hard disk mi kaldı? Onu taşımak ayrı bir dert. Bozulması var, kaybolması var. Önemli dosyaların fotoğraflarını çek at buraya. Bir daha mailde falan bulamazsan panik yapma ya. Ben de yükleyeyim o zaman. Hayatım. Hah aşkım. Hadi ben de seni bekliyordum. Hazırlandın mı? Bak bak Asuman'dan kuryeyle bize bir paket geldi. Ne diyorsun? Vay Asuman Hanım yine yaptı yapacağını. Ha? Aç bakalım. Demet. Bak bunun içinden çıkacak belgeye de belgeler var ya. Mahkemeyi bizim lehimize çevirirse işte o zaman hayatımız değişir. Evet. O yüzden o ne lan? Anlamadım. Sevgili Demet ve Hakan, bunlar sizin vudu bebekleriniz. Güney Amerika'da kara büyü yapmak için kullanılıyormuş. Ben anlamıyorum ama size niyet ederek epeyce iğne batırdım bebeklere. Benim hala sizin için çalışacağımı düşündüğünüz için... çok gerizekalısınız. Gerizekalıyız ha. Mahkeme benim istediğim gibi sonuçlansın. Ben sana kim gerizekalı göstereceğim Asuman. Göstereceğim, göstereceğim Asuman. Ferit abi, konuşabilir miyiz? Seni dinliyorum. Bu oyunu daha ne kadar sürdüreceksiniz?
Evet, merak ediyorum. Bulut'un mutluluğu diye diye etrafındaki insanlara daha ne kadar işkence çektireceksin? Kime işkence ediyorum mesela Deniz? Ne biçim laflar bunlar? Evet, şu an benim için Bulut'un iyi ve mutlu olmasından daha önemli bir şey yok. Keşke sen de amcası olarak biraz destek olsan da Bulut bu süreci daha fazla hırpalanmadan atlatsak. Bulut'un gerçekten mutluluğunu düşünseydin, sırf Nazlı'yı elde etmek için psikolojisi zaten bozuk küçücük bir çocuğu kullanmazdın. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bana bak, sabrını taşırmaya başladın artık. Haklısın tabii, taşar sabrını taşar. Çünkü planlarının ve kurallarının önüne çıkan ne varsa ezmeye hazırsın. Her zaman olduğu gibi. Yeter artık! Sen bu dediklerine kendin inanıyor musun? Şu haline bak. Öfke ve kıskançlık içini yakıp kavuruyor. Bulut bile umurunda değil. Dediğin hiçbir şeye inanmıyorum artık. Bulut'un mutluluğuymuş falan filan. Hepsi laf. Bundan sonra yanında değil, karşında bulacaksın beni. Biliyor musun Deniz? Artık ne düşündüğün de umurumda değil. Ama haklısın. En önemli şey Bulut'un mutluluğu değil. Umurumda olan tek bir şey var. O da Bulut'u güvende olacağı yere, benim yanıma geri getirmek. Senin yanında hiç kimse güvende değil Ferit. Gerizekalı. Gerizekalı ha? Ben sana gerizekalı göstereceğim Asuman. Göstereceğim. Büyük patron, nerede kaldın ya? Geç kalıyoruz bak. Hadi. Geldim. Hazırım. Oho. Onlar nedir? Oyuncakları. Bulut'cum. Neden topladın bütün oyuncaklarını halacığım? Ben oradan dayımın evine gideceğim ya. O yüzden. Şimdi şöyle anlatayım sana. Bizim bugün mahkememiz var ya. O mahkemenin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz henüz. Ama Hakan abim ve ben senin bu evde kalmanı istiyoruz. Çünkü biz sana çok alıştık. Sen bizim çocuğumuz oldun artık. Ben yine gelirim buraya. Hani ben dayıma gidiyordum ya ara sıra. Buraya da gelirim, olmaz mı? Aynı şey olmaz ki ama. Hem bak, biz senin bu evde her istediğini yapmıyor muyuz ha? Evet, ama ben dayımda kalmak istiyorum. Hem orada Nazlı da var. Ya büyük patronunu sıkmamak lazım tabii. Genç adam, hani böyle bir hakkı var böyle bir isteği ama... benim kafam şeye takıldı ya. Ben yani... onun için muazzam bir sürpriz hazırlamıştım. Onu göremeyecek, çok üzülüyorum ona ya. Siz bana sürpriz mi hazırladınız? Ay büyük patron, hem de ne sürpriz var ya, yıkılıyor, yıkılıyor. Bak, mahkemeden sonra sen eğer bizimle kalmaya karar verirsen... şu kapının önünde sırf senin için muazzam bir araba duracak, muazzam! Nasıl yani? Dayımın arabası gibi gerçek araba mı? Ay ne dayıymış arkadaş ya. Ya tabii ki de gerçek. Ayrıca dayının arabasına 10 basar 10 görmen lazım. Kırmızı ya da istersen yeşil de olabilir. Yanlarında böyle alevler geçiyor. Yolun üzerindeyiz böyle fırp. Tabii bunu ehliyetin olmadığı için yapamıyoruz. Yani 18 yaşına kadar bekleyeceksin. Ama şu yan tarafta bizim arazi var ya. Orada bir düşünür müsün büyük patron? İkimiz arabayla giriyoruz oraya. Bir düşün Allah'ını seversen ya. Ha. Direksiyona ben mi oturacağım? Ya gel buraya aslan parçası. Gel, tabii ki direksiyonda sen oturacaksın ya, düşün. Şimdi direksiyonda sensin, yanında ben. Gözlüklerimizi takmışız nasılsınız ama biliyor musun? Camları indirmişiz, kollar dışarıda. Hafif bir müzik açmışız, soft. Böyle etrafı kesiyoruz. Var ya, süper olurdu ya. Var ya, ve ben şuna eminim. Sen bu zehir gibi beyninle... bir hafta içerisinde araba kullanmayı öğrenirsin ki biz 2 haftaya zaten ralliye katılırız. Bence mahkemeye giderken bunu sen bir düşün. Olur mu? Şimdi hop mahkemeye. Hadi Hakan'cığım. Hadi, hadi bakalım. Ver aşkım. Aldım. Deniz. Konuşmamız lazım. Ben de seninle konuşmak istiyordum.
Önce ben. Her şeyi öğrendin. Başka ne bilmek istiyorsun? Bu sahte evlilik daha ne kadar sürecek onu bilmek istiyorum. Bilmiyorum. Yani Bulut'un o eve geri dönmemesi için ne kadar zaman gerekiyorsa o kadar sürecek. Ferit, Hakan'la ablamın kötü insanlar olduğunu düşünüyor ve bunu ispatlayacak. Bu mudur yani plan? Evet bu. Daha iyi bir planın var mı Deniz? Diyelim ki ispatladı. Hakan'ın ipini çektiler. Siz ayrılacak mısınız? Yani diyelim ki ayrılacaksınız. Bulut'a nasıl söyleyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Bulut'a yavaş yavaş alıştıra alıştıra güzel bir dille anlatacağız. Bulut çocuk olabilir ama senin ya da benim sandığımdan çok daha olgun bir çocuk. Her şeyi onun iyiliği için yaptığımızı anlayacaktır. Sen de anla lütfen. Nazlı Bulut annesiyle babasını kaybetti. Şimdi de sizi onların yerine koyacak. Hem küçücük bir çocuk nasıl anlasın sizin sahte evliliğinizi? Çocuğun psikolojisiyle nasıl oynadığınızın farkında mısınız? Deniz, sence ben Bulut'a zarar verecek bir şey yapar mıyım? Güven bana. Senden tek bir şey istiyorum. Bu sahte evlilik meselesiyle ilgili kimseye bir şey söylememen. Bu kadar. Lütfen Deniz, Bulut için yap bunu. Ben de Bulut'u düşünüyorum zaten Nazlı. Sizi de anlamaya çalışıyorum. Ama Bulut için neyin iyi olduğunu bildiğinizden emin değilim. Yapma Deniz. Efendim, raporda yer alan arama kayıtlarında da görebileceğiniz gibi Bulut Kaya evde yaşanılan bir arbede sonucu paniğe kapılmış ve o korkuyla Nazlı Hanım'ı aramıştır. Minik Bulut, Nazlı Hanım'dan müvekkilim Ferit Bey'le kendisini oradan kurtarmalarını istemiştir. Kendisini halası Demet Hanım ve eşi Hakan Bey'in yanında güvende hissetmediği apaçık ortadadır. Ayrıca Minik Bulut, bulunduğu ortamda yaşadığı mutsuzluğu müvekkillerim Ferit Bey ve Nazlı Hanım'a birçok kez anlatmıştır. Yaşamış olduğu acı kayıplar sonrasında bulunduğu ortamda da kendisini mutlu hissetmemesinden ötürü derslerinde zaman zaman ciddi düşüşler yaşayan Bulut, rehber öğretmenlerinden alınan rapora göre de yeni hayatına adapte olamamış ve kendisi için elverişli koşulların sağlanamadığı belirlenmiştir. Kayıtlarda da görebileceğiniz gibi Sayın Ferit Aslan'ın ve yönettiği şirketinin adı önemli bir uyuşturucu operasyonuna karışmıştır. Bu yaşta bir çocuğun yaşadığı travma sonucu hangi ortamda olursa olsun bocalaması rastlanılan bir durumdur. Müvekkilim Demet Hanım ve eşi Bulut'un bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için titizlikle davranmakta, hatta profesyonel destek almaktadırlar. Ayrıca Ferit Bey ve Nazlı Hanım'ın herkesi şaşırtan yıldırım nikahlarını da göz önünde tutacak olursak eğer birbirlerini henüz çok da iyi tanımayan iki insanın
Senelerdir birbirlerine büyük bir aşkla bağlı olan müvekkillerimin sunabilecekleri aile ortamı ve yuva sıcaklığını ne yazık ki sunamayacakları da ortadadır. Seviyorum. Evet, Demet abam bana bir sürü oyuncaklar alıyor. Ama bazen de kızıyor. Bazen Hakan enişte de kızıyor. Ama dayım ve Nazlı bana hiç kızmıyor. Hem ben Nazlı'nın yaptığı yemeklere bayılıyorum. Bence her gün okuldan çıktığımda dayımın evine gitsem daha çok ders çalışırım. Çünkü ben dayım ve Nazlı'yı çok seviyorum. Halanla enişteni sevmiyor musun? Neden mutsuzsun orada? Çünkü orası benim evim gibi değil. Yani ben orada çok sıkılıyorum. Ama dayımın evi ev gibi. Hem Hakan enişte söz verdi. Eğer onlarda kalırsam beraber araba sürecekmişim. Direksiyona ben oturacakmışım. Ama ben yine de dayımın evinde kalmak istiyorum. Belki o da izin verir. Hayır dayı. Ha, olmaz mı? Alsın. Tamam. Taraflar dinlendi, iddialar incelendi. Ferit Aslan ve Nazmiye Pınar evliliğinin şaibeli olduğu iddiaları mesnetsiz. Davalı tarafın bizzat kendileri bir önceki duruşmada çiftin birlikteliğine dair deliller sunmuşlar. Yapılan evliliğin kurmaca olduğuna dair geçerli hiçbir delil görülmemiştir. Siz de kimsiniz? Buraya böyle giremezsiniz. Haklısınız. Ben Bulut'un amcasıyım. Benim de söyleyeceklerim var.